Ahlak, felsefe ve Allah. Cener Taslaman. Annem Meliha Taslaman'a. Ön söz. Bilim, felsefe, din ilişkisi özellikle modern dönem din felsefesinin en önemli ilgi alanlarından biridir. Modern dönemde dünya görüşlerini şekillendiren en önemli unsurların başında bilimsel başarılar gelmiştir. Bilimin artan otoritesi karşısında dinsel dünya görüşlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği önemli felsefi başlıklar olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla ilgili konuların çalışılması ise bilimsel alanlar, felsefe ve dinler arasında interdisipliner bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Fizik, biyoloji gibi alanların yanında, psikoloji ve bilişsel bilimler alanındaki gelişmelerin de felsefe ve dinler açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Daha önceki çalışmalarımda modern dönemdeki fizik ve biyoloji teorilerini felsefe ve dinler açısından inceledim. Bu kitapta ise modern dönemdeki psikoloji ve bilişsel bilimler alanındaki ahlakla ilgili ortaya çıkan verileri felsefe ve dinler açısından ele alıp değerlendireceğim. Bu kitapta pratik hayat, modern bilim, felsefe ve teoloji gibi birçok alan açısından önemli bir fenomen olan ahlaktan hareketle Allah'ın varlığı hakkında bir argüman sunulacaktır. Bu argümandaki hareket noktam ahlakın temellerinin doğuştan olduğuna dair yakın dönemde elde edilmiş modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardaki bilimsel veriler olacaktır. Öncelikle bu verilerle insan zihninin boş bir levha yani tabula rasa olduğunu iddia eden görüşlerin yanlış olduğunu göstererek bu alternatifi saf dışı bırakmaya çalışacağım. Daha sonra ise bu doğuştan özelliklerin, Allah tarafından insanın zihnine yerleştirildiğini savunan teist yaklaşımın, bunların tesadüfen, bilinçsizce gerçekleşen doğal süreçlerle oluştuğunu savunan, naturalist-ateist yaklaşımdan daha iyi bir açıklama sunduğunu savunacağım. Buradaki argüman en iyi açıklama formundadır. Alternatifleri incelemek ve en iyi açıklamayı tespit etmek kullanacağım metottur. Bu kitapta insana has ahlaki farkındalık özelliğinin teist paradigma içinde daha iyi açıklandığını ve ancak Allah'a yer veren bir varlık anlayışının, yani ontolojinin kabulüyle, iyinin ve ahlaki eylemin rasyonel bir temele kavuşabileceğini savunacağım. Burada savunduğum ahlak argümanının önemli özelliklerinden biri, sadece Allah'ın varlığı için değil, aynı zamanda ahlaki buyrukları olan bir dinin varlığı içinde bir argüman niteliğinde olmasıdır. Bu kitapla ilgili çalışmamın bir kısmını Harvard Üniversitesi'nde, bir kısmını ise Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyenken gerçekleştirdim. Bu kurumlara bana sağladıkları imkanlar için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kitabı dinleyen siz değerli okurlarıma ilginizden dolayı teşekkür ediyor, eleştirilerinizi, katkılarınızı ve önerilerinizi bilim, felsefe, din üçgenindeki diğer konuları da ele aldığım kitapların ve makalelerin bulunduğu www canertaslaman.com adresine iletmenizi rica ediyorum. Canlar için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kitabı dinleyen siz değerli okurlarıma ilginizden dolayı teşekkür ediyor. Eleştirilerinizi, katkılarınızı ve önerilerinizi bilim, felsefe, din üçgenindeki diğer konuları da ele aldığım kitapların ve makalelerin bulunduğu www.canertaslaman.com adresine iletmenizi rica ediyorum. www.canertaslaman.com adresine iletmenizi rica ediyorum. Giriş Felsefe ve dinler tarihinin hemen her döneminde Allah'ın varlığının ahlakla ilişkisi önemli bir odak noktası olmuştur. Fakat 18. yüzyıldan önce ahlakın hareket noktası yapılmak suretiyle Allah'ın varlığı için bir argüman ileri sürüldüğüne tanıklık edilmez. Bunun bir sebebi birçok ateistin Allah'ın varlığını fideist bir şekilde yani delile ihtiyaç duymayan imancı bir yaklaşımla başlangıç noktası yaparak bir argümana ihtiyaç duymaması. Diğer bir sebebi ise argümanlara atıf yapanların başta tasarımı temel alan deliller olmak üzere kozmolojik delil, ontolojik delil, bilinç delili gibi delilleri yeterli görmeleri olmuştur. Bu konuyla ilgilenenler evrenin veya canlıların kökeninden deliller çıkartmaya çalışmışlar. Fakat burada yapılacağı gibi ahlakın kökeni konusunda benzer bir yaklaşım sergilememişlerdir. 18. yüzyıldan önce rastlanmayan, 20. yüzyılın başlarından sonra ise felsefenin adeta metruk arazisine dönüşmüş olan ahlak delilleri hakkında hala çok şey söylenebileceğini düşünerek bu kitabı yazdım. Ahlakın artan bir şekilde interdisipliner bir çalışma alanı olduğu gözlenmektedir. Felsefe ve dinler dışında psikoloji, bilişsel bilimler, nöroloji, antropoloji, evrimsel biyoloji, çocuk gelişimi gibi birçok başlık altında ahlak konusu ele alınmaktadır. Ahlaktan hareketle yeni bir şeyler söylenecekse, bu çalışmaların göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyim. 20. yüzyılda bireylerin ahlaklarının tamamen içinde bulundukları ortamın sosyo-kültürel etkileriyle şekillendiğini savunan relativist görüşler oldukça etkili oldu. Steven Pinker'ın da işaret ettiği gibi, çeşitli korkulardan dolayı insan zihninin boş levha, yani blank slate tabula rasa olduğunu iddia eden, ahlakın doğuştan bir insan özelliği olduğunu inkar eden yaklaşımlar, 20. yüzyılın akademik dünyasında oldukça popülerdi. Hala bu görüşler akademik çevrelerde oldukça yaygındır. Ahlak üzerine modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda yapılan yeni çalışmalarsa, insanların ahlakla ilgili temel özelliklerinin doğuştan olduğu ile ilgili birçok veri sunmaktadır. Bu yeni bulgulardan yola çıkarak ahlakın doğuştan gelen yönünü inkar eden, insan zihnini boş bir levha olarak gören ve sosyokültürel belirlemeyle her şeyi açıklamaya çalışan yaklaşımların yanlışlığını göstereceğim. Daha sonra insanlardaki bu doğuştan özelliğin tesadüfi süreçlerle yani sürecin arkasında bir bilinç rol oynamadan oluştuğunu iddia eden ateist yaklaşımlardan Allah'ın bu özelliği insanların yaratılışına yerleştirdiğini söyleyen teist yaklaşımın daha iyi bir açıklama olduğunu savunacağım. Bunu yaparken bu konuyla ilgili otipro ikilemi hakkındaki görüşümü de açıklayacağım. Kitabın sonlarına doğruysa doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın varlığına inanmayı alternatif görüşlerden daha rasyonel kılmasının yanında Allah'ın buyruklarını ihtiva eden dinlerin var olmasının rasyonelliği içinde delil teşkil ettiğini göstereceğim. Aslında buradaki pozisyonum, insanların ahlaki değerlerinde ve eylemlerinde etkili olan doğuştan ahlaki özelliklerin olduğuna dikkat çekmiş olan, felsefe tarihindeki birçok ünlü düşünürün görüşlerinden oluşan tarihsel bir mirasla ilişkilidir. Bu düşünürlerin çoğu bu doğuştan özelliklerin Allah'ın varlığı için bir delil oluşturduğunu ifade etmeden buna dikkat çekmişlerdir. Ahlakın doğuştan sahip olduğumuz özelliklerimizle ilişkisine aralarında önemli görüş farkları olsa da Gottfried Leibniz, 1646-1716, Lord Shaftesbury, 1671-1713, Francis Hutchison, 1694-1746, Thomas Reed, 1710-1796 ve Adam Smith, 1723-1790 gibi ünlü filozoflar dikkat çekmiştir. Diğer yandan dünya nüfusunun önemli bir bölümünün mensubu olduğu tek tanrılı dinlerin kutsal metinlerdeki bazı bölümlerde, insanların doğuştan ahlaki eğilimlere sahip olduklarını ifade eden ayetler olarak yorumlanmıştır. Örneğin İncil'de şöyle denilmektedir. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Kur'an'da ise şu ifade geçer. Öyleyse sen benliğini Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o yaratışına çevir. İnsanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında bir değişiklik yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kutsal metinlerdeki buna benzer ifadelere dayanarak bazı Yahudi, Hristiyan ve İslam teologları İnsanların dinlerin önemli bir unsuru olan ahlakla ilişkili doğuştan özellikler taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Sonuçta buradaki hareket kaynağım olan insanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olması, tarihteki birçok felsefeci ve teologla ortak noktamdır. Yakın dönemdeki modern bilim alanındaki çalışmalardan gelen verilerle, bu tarihsel iddianın desteklenmeye çalışılacak olması ve doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın varlığını temellendiren bir ahlak delili için hareket noktası yapılmasıysa, buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur. Doğuştan özellikler taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Sonuçta buradaki hareket kaynağım olan insanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olması, tarihteki birçok felsefeci ve teologla ortak noktamdır. Yakın dönemdeki modern bilim alanındaki çalışmalardan gelen verilerle, bu tarihsel iddianın desteklenmeye çalışılacak olması ve doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın varlığını temellendiren bir ahlak delili için hareket noktası yapılmasıysa buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur. Buradaki yaklaşımı farklı kılan unsurdur. Ahlak delilinin sunulması. Burada sunacağım argüman en iyi açıklama formundadır. Pratik hayattan doğa bilimlerinden felsefeye kadar birçok alanda ileri sürülen şüpheci yaklaşımlara karşı, alternatiflerden daha güvenli bir yaklaşım olduğuna inandığım en iyi açıklama olarak çıkarım, yani inference to the best explanation yöntemini burada benimseyeceğim. Alternatif görüşleri incelemek, ileri sürülen görüşlerdeki açmazları bulmak ve mevcudun içindeki en iyi açıklamayı belirlemek buradaki argümanın temeli olacaktır. İnsanların doğuştan ahlaki özelliklerinden yola çıkan ahlak delilini şu şekilde sunuyorum. 1. İnsanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olduğu iddiasına temel olarak üç şekilde karşılık verilebilir. 1'e 1. Bir, i̇nsanların boş devha bir zihinle doğduğu, hiçbir doğuştan özelliğin bulunmadığı iddia edilebilir. 1'e 2. İnsanların doğuştan ahlaki özelliklerinin bilinçsiz, tesadüfi doğal süreçlerle oluştuğu iddia edilebilir. 1'e 3, insanların doğuştan ahlaki özelliklerinin Allah tarafından oluşturulduğu iddia edilebilir. 2. Bu üç iddiadan Allah tarafından oluşturulma en iyi açıklamadır. 3. Sonuç olarak ahlaki doğuştan özellikler teizmi alternatif yaklaşımlardan daha rasyonel kılmaktadır. Ahlakın doğuştan olduğu görüşüne, bahsettiğim üç şekilde karşılık verilebileceğine dair argümanın ilk maddesinin ve üç alt şıkkının rahatlıkla kabul edileceği kanaatindeyim. Konuyla ilgili din felsefesi ve ahlak felsefesi gibi alanlarda ileri sürülen görüşleri incelediğimizde, ileri sürülen görüşleri bu üç şık çerçevesinde inceleyebileceğimizi rahatlıkla tespit edebiliriz. Bu yüzden birçok ateist de bu madde ve alt şıklarını kabul etmekte sorun yaşamayacaktır. Birinci şıkka dahil olan düşünürlerin doğuştanlığı boş levha zihin görüşüyle tamamen dışlamalarına karşı, ikinci ve üçüncü şıkka dahil olan düşünürlerin hemen hepsi, dış etkilerin doğuştan özelliklerle beraber insanın karakter yapısı ve davranışlarında etkili olduğunu düşünürler. Burada savunduğum ahlak delilinde de ahlakın doğuştan özelliklerimizle ilişkili olduğunu ifade ederken, dıştan gelen etkilerin insanların ahlaki yapısının oluşumundaki önemli etkisini reddetmediğimi belirtmeyi bir yanlış anlamı olmaması için gerekli görüyorum. Ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğumuz iddiası sosyokültürel çevrenin aklın ve dinlerin ahlaki sistemlerin oluşumunda çok önemli olabileceklerini reddetmeyi gerektirmez. Boş levhacı görüşlerin yanlış olduğunu, doğuştan özelliklerimizin dışındaki faktörlerin etkisizliğini savunarak değil, doğuştan ahlaklı olmamıza yol açan temel özelliklere sahip olduğumuzu ortaya koyarak göstermeye çalışacağım. Buradaki argümanın en kritik maddesi, ikinci maddesidir. Birçok ateist rahatlıkla birinci madde ve alt şıklarını kabul edebilecekken, bu şıkka karşı çıkacaklardır. Argümanın bu kritik maddesinin doğruluğunu göstermek için, önceki şıklarda bahsedilen üç görüşü değerlendireceğim ve bunlardan üçüncüsünün en iyi açıklama olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu yapıldıktan sonra argümanın sonucunun doğruluğu kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğu görüşü iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi ahlakın tamamen doğuştanlığı olarak nitelenebilir. Buna göre çocuklara işkence kötü ve yanlıştır veya fakirlere yardım iyi ve doğrudur şeklindeki ahlaki yargılar tamamen doğuştan vardır. Bunun savunulması zor bir pozisyon olduğu kanaatindeyim. Kendi savunduğum pozisyon olan ikincisini ahlakın temellerinin doğuştanlığı olarak isimlendiriyorum. Buna göre ahlaki yargıların tamamen doğuştan olduğunu iddia etmeye gerek yoktur. Fakat iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz, başta olmak üzere empati, aldatanı saptamak, kasıtlı kasıtsız ayrımı yapmak gibi ahlakın temellerini oluşturan veya ahlaki değer ve eylemlerde önemli yeri olan unsurların hepsi veya bir kısmı doğuştandır. Tü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz başta olmak üzere, empati, aldatanı saptamak, kasıtlı kasıtsız ayrımı yapmak gibi, ahlakın temellerini oluşturan veya ahlaki değer ve eylemlerde önemli yeri olan unsurların hepsi veya bir kısmı doğuştandır kısmı doğuştandır. Zihni boş levha olarak görenlerin yaklaşımları Buradaki argüman açısından atılacak ilk adım, boş levhacı görüşlerin hatalı olduğunu göstermek, böylece mevcut üç açıklamadan birini saf dışı bırakmaktır. Zihnin doğuşta boş bir levha olduğu görüşünü hem birçok teist hem de birçok ateist savunmuştur. Boş levha, yani tabula rasa kavramını popülerleştiren John Locke, teistlere bir örnektir. Locke, insan zihnine doğuştan işlenmiş gerçekler, idealar olduğu görüşüne karşı çıkan epistemolojik yaklaşımının gereği olarak, ahlakla ilgili doğuştan özellikler olduğu görüşüne de karşı çıktı. Locke'un felsefi sisteminin tümünde bu görüşü konusunda ne kadar tutarlı olduğu tartışma konusu olmuştur. Locke, boş levha zihin görüşünün teist inançla beraber benimsenebileceğinin bir örneğidir. Nitekim Nok, ateistlerin verdikleri sözlerine aykırı davranmalarını engelleyecek, bir akılcı temelin olmadığını savunmuş ve ahlak açısından teist inancın önemini göstermeye çalışmıştır. Zihnin doğuşta boş levha olduğu görüşünde olan teistler için ahlakla ilgili kanaatlerini oluşturmak için iki temel yol mevcuttur. Birincisi, duyu algılarıyla algılanan esaslardan hareketle yapılacak akılcı çıkarımlarla bir ahlak sistemini oluşturmanın mümkün olduğunu savunabilirler. İkincisi, bağlanılan dinle ifade edilen Allah'ın buyruklarına uymanın temelini oluşturacağı bir ahlaki sistemin varlığını kabul edebilirler. Bu dine inancın temelini ise fideist bir yaklaşımın benimsenmesinden, şahsi tecrübelerden, çeşitli akılcı delillerin ileri sürülmesine dek farklı unsurlar oluşturabilir. Elbette bu ikisinin karışımından bir ahlak sistemi oluşturmaya kalkan boşlevhacı teistler de olabilir. Hem boşlevhacı zihin görüşünü hem de doğuştan ahlaki özelliklerimiz olduğunu savunarak teist olmak mümkün olduğu için, teistlerle ateistler arasında ahlaki temel özelliklerin doğuştan olup olmadığı hususu hep merkezi olmuş, bir anlaşmazlık konusuna dönüşmemiştir. Fakat burada sunulan argüman açısından ahlakın temellerinin doğuştan unsurlar içerip içermediği temel husustur. Ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimizin olmadığı, ateistlerin yaygın olarak benimsemiş olduğu bir pozisyondur. Bu görüşü savunanların birçoğu insanlarda gözlemlenen ahlaki yapıyı sosyokültürel belirlenimle açıklarlar. Toplumsal ihtiyaçları var olan ahlaki fenomenlerin yegane belirleyicisi olarak nitelerler. Durkheim bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biridir. Durkheim, insanların doğuştan özelliklerinin mevcut olmadığını, bireylerin doğasını sosyal faktörlerin biçimlendirdiğini ifade etmiştir. Ahlak açısından önemli temel kavramlar olan doğru ve yanlışın doğuştan hiçbir özellikle ilişkisi olmadığını savunarak şöyle demiştir: Cezalandırma, bütünün kolektif vicdanı tarafından paylaşılan doğrunun ve yanlışın standartlarını belirlemektedir. Marksist genel yaklaşımda da ahlak ve onu içeren dinler, sosyoekonomik ilişkilerin ve menfaatlerin sonucu olan bir ürün olarak, hakim güçlerin belirlediği yapılar olarak açıklanır. Bunlar ve benzeri yaklaşımlarca, insanın doğuştan özellikleriyle ahlakın ilişkisi dışlanmış ve insan doğası boş levha anlayışına göre değerlendirilmiştir. Sosyoloji alanında olduğu gibi psikoloji ve antropoloji alanında da Zihnin boş levha olduğu görüşü yaygın olarak kabul edildi. 20. yüzyıl psikoloji çalışmalarında önemli bir etkisi olan davranışçılığın kurucularından John Watson, kendisinin bebekken alıp yetiştireceği bireyleri dilediği gibi şekillendirebileceğini söylemiştir. Watson'ın bu yaklaşımının altında da doğuştan gelen özellikleri dışlayan, bireyin tüm şekillenmesini eğitime bağlayan bir anlayış vardır. Antropolojideki kültürel farklılıklara vurgu yapan birçok yaklaşımın arkasında da doğuştancılığa karşı çıkan boş levhacı inanç önemli bir yer tutmuştur. 20. yüzyıl felsefesinde önemli bir yer tutan postmodernist yaklaşımların birçoğunca da insanın ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğu reddedilmiştir. Bu özellikler herkes için evrensel ortak ahlaki değerler olduğu iddiasına temel yapılabilir gibi endişelerle. Sonuçta ateist ve hatta teist birçok kişi insanların doğuştan özelliklere sahip olmadıklarını 20. yüzyılda olduğu gibi hala benimsemektedirler. Aşağıda bir kısmını sunacağın modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen deneysel veriler, argümanımın başlangıç noktası olmalarının yanı sıra felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlar açısından önemli sonuçları olacak şekilde boş levhacı zihin görüşünün yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir. Temel yapılabilir gibi endişelerle. Sonuçta ateist ve hatta teist birçok kişi, insanların doğuştan özelliklere sahip olmadıklarını, 20. yüzyılda olduğu gibi hala benimsemektedirler. Aşağıda bir kısmını sunacağın modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen deneysel veriler, argümanımın başlangıç noktası olmalarının yanı sıra felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlar açısından önemli sonuçları olacak şekilde boş levhacı zihin görüşünün yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir. Görüşünün yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir. Deneysel veriler ve ahlakın temellerinin doğuştanlığı. Ahlakla ilgili özelliklerin birçoğu Bebeklik aşamasından itibaren belirir. Canat'ın de gösterdiği gibi ahlaki yargılar birçok kere akıl yürütme sürecine bağlı olmadan spontane, otomatik olarak gerçekleşir ve ahlaki açıklamada birçok zaman eylem gerçekleştirildikten sonraki bir meşrulaştırma teşebbüsü şeklinde olmaktadır. Mevcut terminolojimizdeki sezgi kavramının ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimizi tanımlamaya en uygun kavram olduğu kanaatindeyim. Ahlak alanındaki sezgicilik, Ahlak Ansiklopedisinde, Encyclopedia of Ethics'te şöyle tanımlanmaktadır. Sezgicilik, kişilerin doğrudan veya bir çıkarında bulunmaksızın bazı ahlaki yargıların doğru olduğuna inanmalarının meşru olduğu iddiasıdır ahlakı duyuyla ilgili özelliklerimize benzeterek ahlaki duyu teorisi yani moral sense theory başlığında ahlaki özellikleri ele alanlara da rastlamak mümkündür. Ahlaki özellikleri sezgi olarak nitelemenin daha uygun olduğunu düşünsem de buradaki argüman açısından önemli nokta ahlaki özelliklerin doğuştan olduğunu saptamaktır. Bahsedilen yaklaşımlardan hangisi tercih edilirse edilsin bir şey değişmez. Hatta ahlakın zihindeki tüm özelliklerinden farklı olduğunu savunarak geri kalan tüm özelliklerden bağımsız, sezgi ve duyu kavramlarını kullanmadan zihindeki ahlaki özellikleri niteleyen özel bir kategori açmanın bile mümkün olduğunu düşünüyorum. Ahlakın doğuştanlığı Noam Chomsky'nin doğuştan dil yani innate language ile ilgili görüşlerine benzetilebilir. Chomsky'ye göre bebekler zihinlerinde doğuştan gelen özellikler sayesinde dil konuşma gibi zor bir kabiliyeti edinirler. Kamski, dil ve ahlak arasında doğuştan olmak veya doğuştanlığa rağmen değişik dillerle değişik ahlaki yapıların varlığıyla çelişmemek gibi hususlarda benzerlikler olduğunu ifade etmiştir. Kamski'den esinlenen psikolog Mark Hauser, zihnimizde doğuştan evrensel ahlaki gramer yani universal moral grammar bulunduğunu şöyle ifade etmektedir. Evrensel ahlaki gramer, insanların ahlaki sistemler inşa etmesini olanaklı kılan ilkelerin ve parametrelerin uygunluğu hakkında bir teoridir. O, birbirinden farklı, çeşitli ahlaki sistemler inşa edilmesini sağlayan bir alet takımıdır. Gramer veya ilkeler toplama diye nitelendirebileceğimiz bu yapı sabittir. Fakat bunun çıktısı olan ahlaki sistemler mantıki imkanlar çerçevesinde sınırsızdır. Çocukken hissettiğimiz bir arzuya bağlı olmadan ve bir akıl yürütme süreci olmaksızın sezgisel olarak nitelenebilecek bir şekilde dili konuşma yeteneğini kazandığımız ve daha sonra gramer üzerinde düşünmeden sezgisel olarak dili kullandığımız gibi bebekler, daha konuşmaya başlamadıkları dönemde bir yetişkinin ancak temel ahlaki kavramları kullanarak gerçekleştirebileceği değerlendirmeleri sezgisel olarak gerçekleştirirler ve daha sonra Yetişkinlik döneminde de birçok ahlaki yargılama sezgisel olur. Her sağlıklı insanın özünde çok kompleks olmalarına karşı çok rahat bir şekilde iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi ahlakın temelini oluşturan kavramları kullanması da bunları kullanma yeteneğinin insanın içine işlenmiş olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki satırlarda bu iddiayı destekleyen ve boş levhacı zihin görüşlerinin yanlışlığını gösteren bazı verileri kısaca aktaracağım. Ahlak için gerekli temellere doğuştan sahip olduğumuzu destekleyen bilimsel çalışmalara konuşma dönemi öncesindeki çocuklarla yapılan deneylerden başlayarak örnekler vereceğim. Empati ahlaki eylemi mümkün kılan en temel özelliklerden biridir ve birçok ahlak filozofu empatiyi ahlak teorilerinin merkezine yerleştirmişlerdir. Örneğin Adam Smith sempati kelimesini yerine kullanarak empatiye ahlak teorisinde merkezi bir rol vermiştir. Empatiye tanımlayıcı ahlakta Schopenhauer ve Rousseau tarafından da kilit bir rol biçildiğini görmekteyiz. Kızgınlık, korku, üzüntü, sevinç, acı, şehvet, suçluluk utanma ve aşk gibi birçok temel duyguya empati duyarız. Yokluğu, psikopatiye yol açan empati, kompleks ve çok katmanlı bir özelliktir. Bu kadar önemli ve kompleks bir özellik olan empati ile ilgili özelliklere, yeni doğan bebek aşamasından itibaren rastlanır. Yapılan birçok farklı deneyde, yeni doğanlara diğer bebeklerin ağlamaları dinletilince, ağlamaya başladıkları, stresli olduklarını gösteren yüz ifadeleri sergiledikleri, ve emzirme oranlarının değiştiği saptanmıştır. Bu reaksiyonların gerçekten ağlamaya karşı mı, gelen sese karşı mı olduğunun anlaşılması için yeni doğanlara aynı şiddette başka sesler, sentetik ağlama ve kendi ağlamalarının kaydı dinletilince ise diğer bebeklerin ağlamalarına gösterdikleri reaksiyonu göstermemişlerdir. Paul Bloom, konuşma öncesi dönemdeki bebeklerle yaptığı özenle tasarlanmış deneylerle Bunların yaşamlarının daha ilk yılında ahlakla ilgili doğuştan özelliklerinin gözlendiğini ortaya koyan psikologlardan biridir. Bloom bu deney sonuçlarının Sigmund Freud'tan Jean Piaget'den Lawrence Kohlberg'e kadar ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimiz olmadığını söyleyen birçok ünlü psikoloğun yanıldıklarını gösterdiğine dikkat çekmektedir. Bloom iyi ve kötünün algısının bir şekilde insanın varlığına içkin olduğu gözükmektedir diyerek ahlak biliminden gelen deneysel veriler temelinde, boş levhacı zihin görüşüne karşı çıkan psikologlara bir örnektir. Komski, dil konuşmayı öğrenen çocukların kompleks gramatik kuralları kullanma becerisini, ancak doğuştan bununla ilgili bir kapasiteye sahip olmalarıyla ve bunun grameri kullanma yeteneğini kazanmalarını mümkün kılmasıyla elde edebileceklerini söylemiştir. John Rawls, adaletli ve adaletsiz gibi Olağanüstü derecede kompleks ve potansiyel olarak sınırsız çeşitlilikte yargıda kullanabileceğimiz temel kavramların ve bunlara dayalı ahlaki yargılarımızın Komski'nin dil teorisine benzer bir yaklaşımla anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Gerçekten de bu görüşün bebeklerle yapılan çalışmalardan deneysel desteği vardır. Bir deneyde bir kukla iki kuklayla top oynayacak ve diğer bir kukla topu alıp kaçacak şekilde bir senaryo bebeklere seyrettirildi. Bu mızıkçı kukla bebeklerin önüne getirilince bebeklerin adaleti uygulamaya kalkışıp mızıkçı kuklayı cezalandırdıkları, örneğin kuklanın kafasına elleriyle vurdukları durumlar gözlemlenmiştir. İyinin ödüllendirilmesinin ve kötünün cezalandırılmasının adalet kavramı açısından önemli bir yeri olduğu düşünülerek bebeklerin bu hususta doğuştan bir kapasitesi olup olmadığını test etmek için başka deneyler de düzenlenmiştir. Böyle bir deneyde 21 aylık bebekler iyi ve kötü kuklaların olduğu bir deney ortamında gözlemlendi. Bu ortamda 21 aylık bebekler kuklalara ödül olarak bir şeyler verebilecekleri veya ceza olarak onlardan bir şeyler alabilecekleri bir duruma sokuldu. Bebeklerden bir şey almaları istendiğinde kötü kukladan aldıkları, vermeleri istendiğinde ise iyi olana verdikleri gözlemlendi. Diğer bir deneyde ise 8 aylık bebekler İyi kuklaya ödül verenleri, bu kuklayı ödüllendirenlere tercih ettiler. Daha da ilginci, kötü kuklayı cezalandıranları, kötü kuklayı ödüllendirenlere tercih ettiler. Birçok felsefeci ve teolog, ahlaki eylemlerin en önemli unsurlarından birinin iyi niyet olduğunu savunmuştur. 3 ve 4 yaşındaki çocuklarla yapılan başka bir deneyde, Nunes ve Harris bu çocukların iyi niyeti göz önünde bulundurarak ahlaki değerlendirme yaptıklarını saptamışlardır. Bu yaşta sadece sonucun değil, niyetin de değerlendirilerek olguların yargılandığı gözlemlenmektedir. Niyeti değerlendirmek, bu yaştaki çocukların öğrenme süreciyle elde etmeleri beklenemeyecek kadar kompleks bir yargılamadır. Deneydeki çocuklar kendilerine anlatılan hikayeleri dinlediklerinde kasıtlı veya kazayla yükümlülüklerini yerine getiremeyenler arasında rahatlıkla ayrım yapabilmektedirler. Bu deneyler daha bebeklik aşamasında insanların zihinlerinde iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, adaletli ve adaletsizi, kasıtlı ve kasıtsızı yani iyi ve kötü niyeti ayırt eden, sosyal değerlendirmeler yapabilen özelliklerin hazır olduğunu göstermektedir. Bebeklerin bir öğrenme süreci olmaksızın ve spontane bir şekilde yaptıkları bu tercihler, doğuştan ahlaki özelliklerimiz olduğunun deneysel destekleridir bahsedilen kompleks kavramları iyi doğru olanı kötü yanlış olana tercih etmeyi ve ödüllendirmeyle cezalandırmayı ihtiva eden bir adalet değerlendirmesini gerektiren bu tip yargıların bir öğrenme süreci olmadan kullanılması, bunların doğuştan olduğunun bir göstergesidir. Modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda, özellikle son 20-30 yılda bebeklerle yapılan az bir kısmına burada değinilen birçok çalışmanın ahlak ve diğer alanlarda Boş levha zihin görüşüne tamamen veda edilmesi gerektiğini ortaya koyduğu rahatlıkla söylenebilir. Ahlak sistemlerinin varlığına yol açan doğuştan özelliklerimiz olduğu görüşünü bebeklerle yapılan çalışmalar yani infant studies dışında başka alanlardan veriler de desteklemektedir. Örneğin ahlaki yasaların sadece kültürel belirlenime bağımlı olduğunu göstermek için kullanılmış olan antropolojik çalışmalar aslında bütün kültürel farklılıklara karşın insanlığın ortak evrensel özelliklerinin, yani human universals, zannedilenden fazla olduğunu göstermektedir. Donald Brown gibi ünlü bir antropoloğun, yüzlerce maddeden oluşan insanlığın evrensel ortak özellikleri listesindeki birçok maddeyi, yine antropolojik çalışmalardan elde edilmiş bazı istisnalar bulup reddetmek mümkün olabilir. Fakat en azından ahlaki sistemlerin temellerini oluşturan ve yüksek derecede kompleks bir özelliğe sahip olan iyi ve kötü, doğru ve yanlış, iyi niyet ve kötü niyet gibi temel kavramlar çerçevesinde değerlendirme yapabilmenin tüm kültürlerde insanların evrensel özellikleri olarak var olduğu açıkça gözükmektedir. Tüm kültürlerde ortak olan bu unsurlar ahlaki sistemlerin mümkün olmasını kültürlerin belirlemediğini Tüm insanlarda ahlakla ilgili doğuştan ortak özellikler bulunduğunu desteklemektedir. Dil konuşmayı öğrenmeyle ilgili bütün o insanlarda ortak doğuştan özellikler olmasına karşın bu doğuştan potansiyel çok değişik dillerin olmasıyla çelişkili olmadığı gibi dünyadaki farklı ahlaki sistemlerin varlığı da ortak doğuştan ahlakla ilgili temellere sahip olmamızla çelişkili değildir ahlaki sistemlerin varlığını mümkün kılan temel özelliklere doğuştan sahip olduğumuza dair iddiamız, yüzde yüz insanların bu ahlaki doğuştan özelliklere uygun olarak davranacağı anlamını taşımaz. İnsanlar, şahsi menfaatlerini kollama veya kültürel etkiler gibi süreçlerle, oluşmuş alışkanlıkları gibi çeşitli sebeplerle ahlaki sezgilerini bastırabilmekte veya onlara aykırı davranabilmektedirler. Örneğin, kötü kokuların bize itici gelmesi gibi doğuştan bir özelliğimize rağmen, kötü kokulu işlerde çalışanlar ve bu durumdan ciddi bir rahatsızlık duymadan o işte çalışmaya alışanlar vardır. Veya acılardan kaçınmak gibi bir doğuştan özelliğimize karşın, acı almaktan zevk alıp bundan kaçınmayan mazoşistler mevcuttur. Sonuçta birbirleriyle etkileşimi yok denecek kadar az kültürlerde, %90'ın üzerinde ortak olan özellikler, bunların doğuştan özelliklerden dolayı oluştuğu yaklaşımını desteklemektedir. Öldürmenin, ensestin veya tecavüzün hemen her kültürde yasak olması, bunların ve benzerlerinin insanın doğuştan özelliklerinden kaynaklandığı iddiasını destekleyici bir veri olarak değerlendirilebilir. Böylesi bir yaklaşımla doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili temel özellikleri içeren liste daha fazla genişletilebilir. Mazoşistlerin varlığının acılardan kaçınmayı, Körlerin varlığının görmeyi insanların evrensel özellikleri statüsünden çıkarmaması gibi istisnaların kaideyi bozmadığı bir anlayışa antropolojide de yer verilmeli. Birkaç istisnada birbiriyle etkileşimi yok denecek kadar az kültürlerdeki ensest yasağı gibi ortaklıkları sırf kültürel etkiyle açıklama gibi bir yaklaşımdan kaçınılmalıdır. Fakat her şeye rağmen buradaki savunduğum argüman bu tarz itirazların da getirilemeyeceği şekilde Ahlakla ilgili temel özelliklerimizden hareketle oluşturulmuştur ve ciddi herhangi bir istisnadan uzaktır. Enseste veya tecavüze karşı çıkmanın bile insanların doğuştan özelliklerinden kaynaklanmadığını savunmak, doğru ve yanlış, iyi niyetli veya kötü niyetli gibi ahlaki sistemlere yol açan temel kavramları kullanmanın insanların evrensel özellikleri olmadığını savunmaktan daha kolaydır. Dil konuşmayla ilgili doğuştan özelliklere sahip olmamıza, yetişkin dönemde dili kullanırken grameri düşünmeden, hatta gramerin farkında olmadan spontane olarak gramer kurallarını uygulayarak dili kullanmamız da bir delildir. Aynı şekilde ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olmamıza, bebek deneylerinin yanında birçok psikolojik araştırmada gösterildiği gibi, ahlakla ilgili ikilemlere farklı kültürlerde aynı cevapların spontane ciddi bir akıl yürütme süreci olmaksızın verilmesi de delil teşkil etmektedir. Psikoloji deneylerinin bir parçası olarak çok geniş bir kitleye yöneltilmiş şu sorulara verilen cevaplar, bahsettiğimiz olguyu desteklemektedir. 1. Operatör bir doktor hastaneye girdiğinde hemşirenin telaşla koşuştuğuna tanık olur. Hemşire doktora sorunu şöyle anlatır. Doktor, ambulans biraz önce çok kritik durumlardaki 5 kişiyi getirdi. İkisinin böbrekleri ciddi zarar görmüş vaziyette. Birinin kalbi zedelenmiş, birinin akciğeri mahvolmuş, birinin karaciğeri yırtılmış. Organ bağışı bulabilecek durumda değiliz ama sağlıklı genç bir adam kan bağışına bulunmak için geldi ve lobide oturuyor. Eğer bu adamın organlarını alırsak 5 hastamızın hepsini kurtarabiliriz. Elbette ki bu genç adam ölecek ama 5 hastayı kurtarmış olacağız. Operatör doktorun bu genç adamın organlarını alması ahlaken meşru mudur? 2 bir tren, saatte 150 mil hızla ilerlemektedir. Birden treni süren makinist, kontrol panelindeki bir lambanın, trenlerin patladığını haber verdiğini görür. Bu olay olduğunda makinist, trenin normal güzergahının üstündeki yolun üstünde, beş kişinin arkaları dönük bir şekilde, trenden habersiz yürüdüklerini fark eder. Makinist, tren yolunun birazdan ikiye ayrıldığını, yan yola sapıp çocukları ezmeyebileceğini, fakat yan yolda da bir kişinin arkası dönük bir şekilde trenden habersiz yürüdüğünü fark eder. Makinistin bir karar vermesi gerekmektedir. Ya treni normal güzergahından saptırmayacaktır ve beş kişi ölecektir ya da yan yola geçecektir ve bir kişi ölecektir. Ama beş kişi kurtulmuş olacaktır. Makinistin treni yan yola geçirmesi ahlaken meşru mudur? Mark Hauser, eğer birinci soruya hayır, ikinci soruya evet cevabını verdiyseniz, bu testin uygulandığı binlerce kişinin büyük çoğunluğuyla aynı cevabı verdiğinizi söyler. Buradaki birinci olayı dinleyen birçok kişi, beş kişinin kurtulması için de olsa bir kişinin öldürülmesini ahlaken kabul edilemez bulmaktadırlar. Fakat ikinci olayda, beş kişinin kurtulması için trenin yönünün değiştirilip bir kişinin öldürülmesini ahlaken meşru bulmaktadırlar. Buradaki cevaplarda zahiren bir ikilem var gibi gözükmektedir. Hauser, bu olayları ve benzerlerini dinleyenlerin çoğunun spontane bir şekilde ciddi bir akıl yürütme süreci olmaksızın aynı cevapları verdiklerini, oysa felsefecilerin bu anlatılan olaylarda ne fark olduğunu uzun akıl yürütmeler sonucu çözmeye uğraştıklarını belirtmektedir. Hem gençler hem yaşlılar hem az eğitimliler hem çok eğitimlileri, hem ahlak felsefesi ve din gibi alanlarda birikim sahibi olanlar hem de olmayanlar, verilen cevaplarda ikilem gibi gözüken farkın neden oluştuğuna cevap verememektedirler. Steven Pinker'ın dediği gibi insanların empatik ahlaki görüşlerini oluşturan içgüdüsel hisleri vardır. Ve bu ahlaki görüşlerini rasyonalize etmek için sonradan mücadele ederler. Hazır ve arkadaşları kültürler arası cevaplarda farklılık olup olmadığını anlamak için, bu ikilemlere sebep oluyormuş gibi gözüken soruları İbranice, Arapça, Endonezce, Çince, İspanyolca ve diğer birçok dile de çevirdiler ve farklı kültürlerle dinlere mensuplar arasında da birbirlerine çok benzer sonuçlar elde ettiler. Basin testin batı dünyasına ve buradan tamamen izole ekvatordaki akuara uygulanmasındaysa, insanların zihninde ortak bir şekilde sosyal anlaşmayı bozan mızıkçıları saptamakla ilgili bir mekanizmanın mevcut olduğu anlaşıldı. Ahlak sadece bizim ne yapmamız gerektiğiyle ilgili değildir. Aynı zamanda başkalarının ne yapmasını beklediğimizle de ilgilidir. Sonuçta insan zihninde ahlaki sistemler oluşturmayı mümkün kılan diğer birçok temel özellikle beraber, adaletin uygulanması açısından önemli mızıkçıları saptamak, yani cheater detection mekanizması olduğuna dair de güçlü bulgular vardır. Trenlerle ve hastanedeki hastalarla ilgili yapılanlara benzer düşünce deneyleri, iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi kompleks kavramları rahatça ve hızlıca kullanarak ne kadar hızlı bir şekilde ahlaki yargılarda bulunabildiğimizi göstermektedir. Bunlardan yetişkinlik dönemindeki ahlaki yargılarımızın sezgisel ve spontane özelliğini anlayabilmekteyiz. Bunların yetişkin dönemde tespit edilmesi bunların öğrenilmiş olduğunu göstermez. Erkeklerde sakalların, kızlarda göğüslerin 10-15 yaş arasında oluşması ve tüm insanlarda dişlerin bebeklikten sonraki dönemde çıkmalarına rağmen bunların doğuştan taşıdığımız ortak özelliklerimiz olduğunu reddedemeyeceğimiz gibi, yetişkin dönemde tespit edilen ortak ahlakla ilgili özelliklerin doğuştanlığını da reddedemeyiz. Sonuçta ahlaki sistemler kurmaya yarayan temellerin, insanların doğuştan sahip olduğu özellikler olduğunu, insan zihnini boş levha olarak gören yaklaşımın hatalı olduğunu, hem bebeklik dönemini hem yetişkin dönemi konu alan bilimsel çalışmalar sayesinde anlayabilmekteyiz. Böylece ahlaki sistemler kurmamızı mümkün kılan doğuştan özelliklere sahip olduğumuz gösterildi ve argümanda bahsedilen üç alternatiften biri saf dışı bırakıldı. Şimdi diğer iki alternatiften hangisinin daha iyi açıklama olduğunu belirlemek için bir sonraki aşamaya geçiyorum. da farklılık olup olmadığını anlamak için bu ikilemlere sebep oluyormuş gibi gözüken soruları İbranice, Arapça, Endonezce, Çince, İspanyolca ve diğer birçok dile de çevirdiler ve farklı kültürlerle dinlere mensuplar arasında da birbirlerine çok benzer sonuçlar elde ettiler. Facein testin Batı dünyasına ve buradan tamamen izole Ekvator'daki Akuara uygulanmasındaysa insanların zihninde ortak bir şekilde sosyal anlaşmayı bozan mızıkçıları saptamakla ilgili bir mekanizmanın mevcut olduğu anlaşıldı. Ahlak sadece bizim ne yapmamız gerektiğiyle ilgili değildir. Aynı zamanda başkalarının ne yapmasını beklediğimizle de ilgilidir. Sonuçta insan zihninde ahlaki sistemler oluşturmayı mümkün kılan diğer birçok temel özellikle beraber, adaletin uygulanması açısından önemli mızıkçıları saptamak, yani cheater detection mekanizması olduğuna dair de güçlü bulgular vardır. Trenlerle ve hastanedeki hastalarla ilgili yapılanlara benzer düşünce deneyleri, iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi kompleks kavramları rahatça ve hızlıca kullanarak ne kadar hızlı bir şekilde ahlaki yargılarda bulunabildiğimizi göstermektedir. Bunlardan yetişkinlik dönemindeki ahlaki yargılarımızın sezgisel ve spontane özelliğini anlayabilmekteyiz. Bunların yetişkin dönemde tespit edilmesi bunların öğrenilmiş olduğunu göstermez erkeklerde sakalların, kızlarda göğüslerin 10-15 yaş arasında oluşması ve tüm insanlarda dişlerin bebeklikten sonraki dönemde çıkmalarına rağmen bunların doğuştan taşıdığımız ortak özelliklerimiz olduğunu reddedemeyeceğimiz gibi, yetişkin dönemde tespit edilen ortak ahlakla ilgili özelliklerin doğuştanlığını da reddedemeyiz. Sonuçta ahlaki sistemler kurmaya yarayan temellerin, insanların doğuştan sahip olduğu özellikler olduğunu, insan zihnini boş levha olarak gören yaklaşımın hatalı olduğunu, hem bebeklik dönemini hem yetişkin dönemi konu alan bilimsel çalışmalar sayesinde anlayabilmekteyiz. Böylece ahlaki sistemler kurmamızı mümkün kılan doğuştan özelliklere sahip olduğumuz gösterildi ve argümanda bahsedilen üç alternatiften biri saf dışı bırakıldı. Şimdi diğer iki alternatiften hangisinin daha iyi açıklama olduğunu belirlemek için bir sonraki aşamaya geçiyorum. doğuştan özelliklere sahip olduğumuz gösterildi ve argümanda bahsedilen üç alternatiften biri saf dışı bırakıldı. Şimdi diğer iki alternatiften hangisinin daha iyi açıklama olduğunu belirlemek için bir sonraki aşamaya geçiyorum. Doğuştan ahlaki özellikler tesadüfi doğal süreçlerle açıklanabilir mi? Burada sunulan argüman açısından önemli bir adım daha vardır. O da bahsedilen doğuştan ahlaki özelliklerin yönlendirilmemiş, tesadüfi süreçlerle oluştuğuna dair naturalist yaklaşımın, bu özelliklerin Allah tarafından insanın yapısına yerleştirildiğini savunan yaklaşım kadar iyi bir açıklama olmadığını göstererek, Allah'ın bu özellikleri oluşturduğu açıklamasının mevcut açıklamalar içinde en iyisi olduğunu belirlemektir. Birkaç hususa kısaca dikkat çektikten sonra Aşağıdaki satırlarda bu gerçekleştirmeye çalışılacaktır. Bilimsel çalışmalarla varlığı gösterilen doğuştan ahlaki özelliklerimizin, vücudumuzda hangi moleküllerle kodlu olduğunun ve genetik olarak bu özelliğin nasıl aktarıldığının bilinemediğine dikkat çekmek istiyorum. Naturalist bir yaklaşımı benimseyen Hamlin, Vine ve Bloom'un da dediği gibi, bu özelliklerimizin genetik kökeni ve gelişiminin nasıl olduğu bilinmemektedir naturalist bir yaklaşıma sahip Matt Ridley de sosyal anlaşmayı bozan mızıkçılıkları saptamak, yani Deduction Cheats of Social Contracts ile ilgili doğuştan kapasitemizin moleküler karşılığı ve işleyiş biçimi hakkındaki bilgisizliğimize şöyle diyerek dikkat çekmiştir. Sosyal değişimin beynimizde nasıl kodlu olduğunu bilmiyoruz. Fakat beyin hakkında söyleyebildiğimiz birçok şey gibi beyinde olduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Bu husus elbette boşlukların tanrısı tarzı bir argüman için hareket noktası yapılmamalıdır. Diğer yandan boşlukların naturalizmi diye nitelendirilebilecek, bilemediklerimizi tesadüfler ve ateist bir felsefe çerçevesinde açıklamaya çalışmak olarak nitelendirebileceğimiz bir yaklaşımın yaygın olarak uygulandığı da tespit edilmelidir. Naturalist bir yaklaşımı benimseyen Hauser, bildiğimiz hiçbir canlı türünün insan gibi ayrıntılı bir ahlaki sistem inşa edemediklerini, bunun da insan beyniyle ilgili özel bir şeyler olduğunu gösterdiğini ifade etmektedir. İnsanların sahip oldukları ahlaki sistemleri mümkün kılan faktörlerden biri, bütün türlerden farklı bir şekilde dil konuşma yeteneğine sahip olmalarıdır. Sonuçta insanları diğer canlı türlerinden ayıran ahlaki sistemleri ve bunun için Gerekli dil konuşma yetenekleri için gerekli moleküler yapıların mahiyetini bilemesek de vücuttaki basit bir molekülün ne kadar kompleks olduğunu hatırladığımızda oldukça kompleks olduklarını tahmin edebiliriz. Evrimci bir perspektifle bu olguya bakıldığında insanların bu özelliklerinin canlılar tarihindeki en büyük adımlardan biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tesadüfi evrimci süreçlerle insanın Ayırt edici yönü olan bir dili konuşmayı öğrenmesinin ve doğuştan ahlaki sezgilere sahip olmasının ve bu özelliklere yol açan biyolojik yapıların diğer türlerden insanın ayrıldığı kısa dönemde oluşmasının tesadüfen ne kadar mümkün olduğunu tasarım deliliyle ateist yaklaşım arasındaki tartışmaya bırakıyorum. Bahsedilen biyolojik yapıların bilinmezliği ve burada tasarım delilini tartışmamamız nedeniyle Böylesi önemli bir noktanın da aydınlatılması gerektiğinin altını çizmekle yetiniyorum. Ateist evrimci yaklaşımı benimseyenlere göre imkansız dağlara tırmanmayı, yani climbing mount improbable, sağlayan itici güç bilinçsizce işleyen doğal seleksiyondur. Doğuştan ahlakla ilgili özelliklere sahip olduğumuzu kabul eden naturalist ateistler, bu özelliği tesadüfi evrimsel süreçlerle, özellikle de doğal seleksiyonla açıklamaya çalışırlar. Deizm açısından önemli olan husus bu doğuştan özelliklerin evrimle veya doğal seleksiyonla oluşup oluşmaması değil, bilinçsiz ve tesadüfi süreçlerle mi, Allah'ın planıyla mı oluştuklarıdır? Tek tanrılı dinlere göre Allah'ın gözlediğimiz yaratışlarının hemen hepsi araçsal sebeplerle oluşmaktadır. Allah, yağmuru yağdırırken bulutları, insanı yaratırken anne ve babasının bir araya gelmesini araçsal sebepler olarak kullanır. O zaman her ne kadar çok tartışılmış olsa da, Allah'ın evrimsel herhangi bir mekanizmayı ve hatta doğal seleksiyonu araçsal sebepler olarak kullanmış olmasında, temel teist inançlara aykırı bir yön olmadığı kanaatindeyim. Nitekim doğal seleksiyonlu evrim teorisinin babalarından Alfred Russell Wallace'ın, yeni Darwinciliğin kurucu babalarından Theodosius Dobzhansky'nin insan genomu projesini uzun yıllar yönetmiş olan Francis Collins'in de içinde yer aldığı birçok ünlü biyolog, felsefeci ve teolog teizmle evrim teorisini çelişkili görmemişler. Ve evrimsel süreci arkasında bilinçli bir yaratıcının olduğu bir süreç olarak görmüşlerdir. Sonuçta evrimsel mekanizmaların araçsal sebepler olarak kullanılarak doğuştan ahlaki özelliklerimizin oluşturulmuş olduğu görüşü de burada savunulan argümanla uyumludur. Fakat ontogenetik orijini bilinmeyen bu özelliklerin henüz tam evrimci bir açıklaması olmadığı da bilinmelidir. Ayrıca John Hayer'in dikkat çektiği gibi bu konuda evrimsel açıklamanın gereğine vurgunun abartılmış olması ihtimali de mevcuttur. Hayer şöyle demektedir. Eğer biz insan hayatında matematik gibi yeri olan fakat matematiksel gibi kendisi evrim teorisiyle açıklanamayan bir olgu bulursak, bu durum neden bu teorinin başarısızlığı olarak değerlendirilecektir? Neden biz hayattaki önemli bazı olguları açıklıyor diye evrimin her şeyi açıklamak zorunda olduğunu düşünüyoruz. Kısacası burada savunduğum argüman açısından doğuştan ahlaki özelliklerimizin evrimsel süreçlerle oluşmuş olup olmamasının bir şeyi değiştirmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi ise doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah tarafından insana konulduğu görüşünün neden bu özellikleri tesadüfi doğa süreçlerin eseri olarak kabul eden görüşten daha iyi bir açıklama olduğunu göstereceğim. Bunu iki hususa dikkat çekerek savunacağım. Eğer biz insan hayatında matematik gibi yeri olan fakat matematiksel gibi kendisi evrim teorisiyle açıklanamayan bir olgu bulursak, bu durum neden bu teorinin başarısızlığı olarak değerlendirilecektir? Neden biz hayattaki önemli bazı olguları açıklıyor diye evrimin her şeyi açıklamak zorunda olduğunu düşünüyoruz. Kısacası burada savunduğum argüman açısından, doğuştan ahlaki özelliklerimizin evrimsel süreçlerle oluşmuş olup olmamasının bir şeyi değiştirmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi ise doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah tarafından insana konulduğu görüşünün, neden bu özellikleri tesadüfi doğal süreçlerin eseri olarak kabul eden görüşten daha iyi bir açıklama olduğunu göstereceğim. Bunu iki hususa dikkat çekerek savunacağım. Daha iyi bir açıklama olduğunu göstereceğim. Bunu iki hususa dikkat çekerek savunacağım. 1. Ahlaki farkındalık. Genel tek tanrıcı inanç, insanların hayvan ve bitkilerden farklı bir şekilde ahlaki sorumluluğu olduğu yönündedir. İnsanların arı, karınca gibi bazı canlılarda da görülen özgeci yani altruist, diğer kam, fedakar davranışları sergilerken sahip olduğu ahlaki farkındalık yani moral awareness özelliği diğer tüm canlılardan farklıdır. Davranışçı metodoloji aynı davranışı gösteren bireylerin bu davranışının arkasında farklı kaynakların olduğunun anlaşılmasına nüfuz edemez. Bu metodolojinin akıl tutulmasıyla olguları değerlendiren birçok kişi örneğin insan zihnindeki mavi renginin farkındalığıyla gelen dalga boylarını ayırt edip Mavi diğer renklerden ayıran bilgisayarın farkındalık olmadan görmesinin farkını algılayamaz. Turing testinin hatalı metodolojisi, insan bilincinin yapay zekadan farkının algılanmasını engelleyici yanlış bir mantık sunmuştur. Davranışçı metodolojiden kaynaklanan benzer bir yanlışın, insanların ahlaki farkındalıkla gerçekleşen eylemlerinin diğer canlıların benzer eylemleriyle karşılaştırılmasında tekrarlandığı görülmektedir. Örneğin canını başkaları için feda etmek gibi özgeciliğin en üst örneklerini gösteren arılar gibi, canlılarla benzer davranışları gösteren insanların davranışları aynı olsa da, bu davranışlara yol açan mekanizmalar oldukça farklı gözükmektedir. Hermenotik ve içe bakışçı yani introspektif yaklaşımlar kullanılarak, insanların ahlaki farkındalıklarına tanıklık edilip, bunun arıların ahlaki farkındalıkla irtibatlı olmayan, ama benzer davranışlara sebep olan mekanizmalarından ne kadar farklı olduğu anlaşılabilir. Kendi türünden birini yardım etmek gibi arı ve insan arasındaki tamamen aynı özgeci bir davranışı ele alırsak, bunun ahlaki farkındalıkla yapılıp yapılmamış olması çok önemli bir farktır. Hayatını feda edecek şekilde özgeci davranış yapan arıların bu davranışlarını bunu bilinçli bir şekilde iyi, doğru ve kötü, yanlışın farkındalığını hissederek ve ahlaki seçim yaparak değil de genlerinde kodlu olan bir kodun farkındalıksız uygulayıcıları olarak görmek daha uygundur. Böcek bilimcilerin çoğunluğu bu hususta hemfikirdir. John Hake'in dikkat çektiği gibi arı, ahlaki farkındalıkla ahlaki seçim yapabilse, kendisinin yaşamını feda etmemeyi de tercih etmesi pek hala mümkün olurdu. İnsanların doğuştan ahlaki özellikleri sadece otomat gibi bir hedefe yönelmelerinin ötesinde, Diğer canlılardan farklı bir şekilde iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi temel kavramların farkındalığıyla ahlaki seçim yapacak bir kapasiteyi de insan için mümkün kılmaktadır. Ahlaki farkındalığa özel vurgu yapan Richard Swinburne şöyle demektedir: İnsanlar bir olay hakkında en önemli kararlar verecekleri zaman ahlaki iyilik ve kötülük kavramlarına Bence genel manada iyilik ve kötülüğe sahip olmalıdırlar. Allah bizi seçmemiz gereken önemli seçeneklerle karşılaştıracaksa zaten bu tip bir ahlaki farkındalığın gelişmesini sağlayacaktır. Fakat eğer Allah yoksa zekaya sahip olan bedenli varlıkların bu seviyeye gelmelerinin olasılığı nedir? Bu varlıklar birçok hayvan grubunda olduğu gibi spontane ve doğal olarak birbirlerine yardım edebilirler. Fakat bu eylemleri ahlaki olarak iyi kapsamında değerlendirmek, özgeci davranmanın ötesinde bir olgudur. Yani Allah'ın bazı yarattıklarına, onların özgür bireyler olmaları için gerekli olan ahlaki değerleri vermesi beklenecek bir olguyken, başka herhangi bir süreçlerin neticesinde ahlaki değerlerin oluşmasını beklemek için bir sebep yoktur. Bunu şu olgu da göstermektedir. Kendi türünden olan diğer hayvanlara yardım etmeye doğal olarak eğilimli birçok hayvan için, ahlaki bir değer yoktur. Aslan ve kaplanların ahlaki değerleri olduğunu veya bu değerleri geliştirebileceklerini kabul etmek için bir sebep bulunmamaktadır. Ahlaki seçimler, ahlaki farkındalığın varlığını gerektirmektedir. Hayır ise insanların ahlakıyla insan dışındaki hayvanların davranışları arasındaki farka şöyle dikkat çeker. İnsan dışındaki hayvanlar hakkındaki literatürün hiçbir yerinde bu canlılarda Dan Scatus'un adalete eğilim diye isimlendirdiği şekilde bir eğilimden söz edildiğine rastlamadım. Sadece kompleks bir şekilde kendini gösteren, kendi çıkarına olanı gerçekleştirmeye yönelik bir eğilimden bahsedilebilir. Sonuçta insanların ahlaki farkındalıkla gerçekleştirdiği davranışlarla insan dışındaki hayvanların benzer gözüken davranışlarının altında köklü bir fark yatmaktadır. Dan Scatus'a göre Adalete eğilim, kişinin kendini feda etmesi gibi radikal bir isteğe yol açmaktadır. Hayır, bunun arı ve karınca gibi sosyal böceklerde gözüken akraba seçilimi yani kin selection veya karşılıklı özgecilik yani reciprocal altruism örneklerinden veya bazı hayvanlardaki sosyal kontrol örneklerinden radikal olarak farklı olduğunu bu hayvanların davranışlarının altında yatanın çıkarına olanı gerçekleştirmeye yönelik bir eğilimle sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Naturalist, ateist yaklaşıma sahip olanların ileri sürdüğü gibi, arkasında bilincin olmadığı tesadüfen gerçekleşen evrimsel süreçlerin sonucunda, ahlaki farkındalık gibi çok kompleks, maliyetli ve insana has bir özelliği, insanların kazandıklarının iddia edilmesi, yani dünyadaki diğer tüm canlılardan farklı olarak İnsanın davranışlarında ahlaki farkındalığın rol oynaması gibi farklı bir çözümün tesadüfi süreçlerle ortaya çıktığı iddiası mantıklı gözükmemektedir. Fakat tesadüfü dışlayan ve insanın ahlaki farkındalığına Allah'ın planı içinde özel anlamlar yükleyen teizm açısından diğer canlılardan farklı böylesi bir özelliğin insana yerleştirildiğini düşünmek için iyi nedenler vardır. Sonuçta insanların doğuştan sahip olduğu özellikleri sayesinde olan ahlaki farkındalık özelliği Allah'ın insanı yarattığı görüşü doğruysa beklenecek bir özellikken ateizm doğruysa beklenmeyecek bir özelliktir. Neden ahlaktan yoksunluk değil de ahlaki farkındalık var sorusu teist paradigma içinde ateist paradigmadan çok daha başarılı cevap bulmaktadır. Tı iddiası mantıklı gözükmemektedir. Fakat tesadüfü dışlayan ve insanın ahlaki farkındalığına Allah'ın planı içinde özel anlamlar yükleyen teizm açısından diğer canlılardan farklı böylesi bir özelliğin insana yerleştirildiğini düşünmek için iyi nedenler vardır. Sonuçta insanların doğuştan sahip olduğu özellikleri sayesinde olan ahlaki farkındalık özelliği, Allah'ın insanı yarattığı görüşü doğruysa beklenecek bir özellikken, ateizm doğruysa beklenmeyecek bir özelliktir. Neden ahlaktan yoksunluk değil de ahlaki farkındalık var sorusu teist paradigma içinde ateist paradigmadan çok daha başarılı cevap bulmaktadır. İçinde ateist paradigmadan çok daha başarılı cevap bulmaktadır. 2. Doğuştan ahlaki özelliklere rasyonel temel bulmak. Sahip olduğumuz ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimizin Allah tarafından bizlere yerleştirildiği görüşünün naturalist ateistlerin savunduğu şekilde bunların arkasında bilincin olmadığı tesadüfi süreçlerle oluştukları görüşünden daha iyi bir açıklama olduğunu destekleyen en önemli sebep, ahlaki bir sistemin ancak ve ancak Allah'ın buyruklarını kabul etmemiz durumunda rasyonel yani akla uygun olacak olmasıdır. Burada ateistlerin cevap vermesi gereken çetin soru şudur. Neden yaşadığımız bu dünyada bizim ahlaki doğuştan özelliklerimizin rasyonel temeli olması, Bunların illüzyon olmaması için ahlaki buyrukları olan bir Allah'ın var olması zaruridir. Soru şöyle de sorulabilir. Doğa ne oluyor da ancak Allah varsa rasyonel temeli olacak yapılar oluşturmuştur? Doğal süreçleri Allah'ın araçsal sebepleri olarak görenler için, doğa süreçlerin gözümüzü bu doğa süreçleri araçsal sebepleri olarak kullanan Allah'a çevirmesi oldukça rasyonel bir beklentidir. Fakat naturalist ateist paradigmayı benimseyenler sadece bu dünyadaki yaşam ve genleri aktarma mücadelesiyle ilgili olarak oluştuğunu düşündükleri bu doğuştan özelliklerimizin gözümüzü bir Allah kavramına çevirmesinin rasyonel bir açıklamasını yapamamaktadırlar. Ahlaki bir sistemin Allah inancı olmadan işlemesi pratikte elbette mümkündür. Bu yüzden birçok ateist oldukça ahlaklıdır. Fakat en önemli özelliklerinden biri bağlayıcılık olan ve insanların şahsi çıkarlarından gerektiğinde fedakarlık yapmalarını gerektiren yasalardan oluşan ahlaki sistemlerin Allah inancı olmadan rasyonel temeli olamaz. Burada rasyonel temelle kastım, ahlaki eylemi gerçekleştirirken bu eylemi gerçekleştirmenin ve gerektiğinde şahsi çıkarından vazgeçmenin akılcı bir temeli olmasıdır. Nitekim birçok ünlü ateist felsefeci de bunu tespit etmiştir. Örneğin Allah olmadığında ahlaki değerlerin doğruluk değeri kalmayacağına Nietzsche ve Sartre gibi ünlü ateist filozoflar dikkat çekmiştir. Nietzsche'nin ondan temel bir kavramı, Allah'a inancı çekip aldığınızda bütününü mahvedersiniz. Artık zorunlu hiçbir şey elinizde kalmaz. Onun ancak Allah'ın varlığı doğruysa bir doğruluk değeri olabilir. O Allah'la ayakta durur. Allahsız çöker gibi sözleriyle ahlak için sergilediği yaklaşımı da böylesi bir tespiti ortaya koymaktadır. Sartre'ın şu sözlerinde de bu yaklaşımı görmekteyiz. Tam tersine varoluşçu için Allah'ın var olmadığı fikri oldukça huzursuzluk vericidir. Çünkü onunla beraber rasyonel bir zeminde değerler için zemin bulma olasılığı da yok olmaktadır. Bu bunu düşünecek sonsuz ve mükemmel bir bilinç olmadığı anlamına geldiğinden Baştan kabul edilebilecek bir iyilik de yok demektir. Sadece insanların olduğu bir zeminde olduğumuzdan hiçbir yerde iyiliğin var olduğu, kişinin dürüst olması veya yalan söylememesi gerektiği yazmaz. Dostoyevski Allah olmasaydı her şey serbest olurdu diye yazmıştır ve bu da varoluşçuluğun başlangıç noktasıdır. Gerçekten de Allah yoksa her şey serbesttir ve bunun sonucu olarak da insanın bir dayanak noktası yoktur. Nietzsche ve Sartre, Allah'ın yokluğunda ahlaki değerlerin rasyonel temeli olamayacağını anlamışlardır. Çağımızın en ünlü ateisti Richard Dawkins ise, başkalarına merhamet duymamızın, Darwinci hatalar, mutluluk veren değerli hatalar olduğunu ifade etmiştir. Ateist bir dünya görüşünün içerisinde sahip olduğumuz doğuştan ahlaki özelliklerin illüzyon olarak anlaşılması gerektiğini, ünlü naturalist ateistler Michael Rose ve Edward Wilson'ın şu sözlerinden de anlayabiliriz. Cambridge'li felsefeci G. A. Moore tarafından bu yüzyılda popülerleştirilen bir ifadeyi kullanmak gerekirse, evrimsel etikte var olandan olması gerekene geçiş yapıldığından, naturalist yanılgı yani the naturalistic fallacy suçu işlenmektedir. Allah bize ortak hareket etmemiz için genlerimiz tarafından yuturulan bir illüzyondur. Hiçbir dış temeli yoktur. Ahlak Evrim tarafından oluşturulmuştur. Fakat onun tarafından temellenmemektedir. Aynı, Makbet'in hançeri gibi, gerçekte var olmadan önemli bir amaca hizmet etmektedir. İllüzyondan bahsederken ahlakın hiçbir şey olmadığını ve tamamen bir hayal ürünü gibi düşünülmesi gerektiğini savunmuyoruz. Makbet'in hançerinin tersine, ahlak, insan türü tarafından paylaşılan bir ilüzyondur. Ahlakın objektif bir temeli yoktur. Fakat biyolojik yapımız bizi öyleymiş gibi düşünmeye sevk etmektedir. Bazı felsefeciler, stoğacıların ve Herbert Spencer'ın yaptığı gibi doğadaki durumlardan ahlakla ilgili reçeteler çıkarmışlardır. Thomas Henry Huxley, Spencer'ın doğanın taklit edilmesi gerektiğine dair stoğacılığın nasihatini kötü bir şekilde uyguladığını düşünür. Huxley, yaşam mücadelesinin gerçekten de doğada büyük işler başardığını, fakat toplumun ahlaki gelişiminin evrendeki süreçleri taklit etmeye dayanmadığını, tersine bu süreçlere karşı koymaya dayandığını ifade eder. Doğada ne olup bittiğini veya insanın doğuştan taşıdığı ahlaki özelliklerin neler olduğunu belirleyerek Spencer gibi ahlakla ilgili reçeteler çıkartanlar olduğu gibi erdemi doğaya karşı durmakta Huxley gibi bulanlar da olabilir. Sadece amaçsız bilinçsiz ve ahlaka karşı umursamaz doğaya referansla bu anlayışlarından birini diğerine tercih etmemizi sağlayacak felsefi açıdan geçerli bir kriter gösterilemez. Doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili özelliklerimiz bize ahlakla ilgili konularda olmalı, yani oğut fikri vermektedir. Oysa bu doğuştan özelliklerimiz, ateist açıdan sadece doğadaki amaçsızca ve bilinçsizce olanların is ürünüdür. Burada David Hume 1711-1770 olandan olmalı yani ought from is çıkartılmaya kalkılmasındaki sorunla ilgili ünlü tespitini hatırlamalıyız. Hume doğada olan ve olmayanı tarif eden olgularla ilgili ifadelerden ahlak alanında ne olmalı veya olmamalı olduğuna dair bildirimlere geçişin mantıken meşru olmadığını ifade etmiştir. Olandan olmalı çıkartma problemine referansla Allah'ın varlığının ve Allah'ın buyruklarının olanla ilgili olduğu, buna karşın bu tarifsel olgulardan ahlaki bağlayıcılık çıkarmanın neyin olmalı olduğu ilgili olduğu, bu geçişinde felsefi açıdan meşru olmadığı söylenmiştir. Ben buradaki durumun doğadaki amaçsız ve bilinçsiz yapıyla ilgili olgu tariflerinden önemli şekilde farklı olduğu kanaatindeyim. Aşağıda bu hususa tekrar döneceğim. Burada önemli bir hususun aydınlatılmasını gerekli buluyorum. Birçok kimse arasındaki ayrıma yeterince dikkat etmemiş olsa da, ahlaki eylemlerle ilgili iki ayrı açıklama gerektiren iki ayrı sorunu çözmek gereklidir. Birincisine olandan iyi çıkarma problemi, is good problem. İkincisine iyiden eylem çıkarma problemi, good action problem adlarını veriyorum literatürde birçok kişi olandan olmalı çıkartma problemi. is out problem diye tek bir soruna odaklanmış, aslında bu sorunun içinde ahlakla ilgili iki ayrı sorunun olduğu yeterince fark edilememiştir. Ahlaki sistemin rasyonel bir temeli olması için cevaplanması gerekli iki dev soru şunlardır. Birinci problem. İyi olan nedir? Bu problem değerlerle ilgilidir. İkinci problem, İyi olana, yani değerlere, ahlaki yasalara göre eylemde bulunmak neden gereklidir? Bu soru eylem, yani mecburiyetle ilgilidir. Gereklidir. Birincisine, olandan iyi çıkarma problemi. Is good problem. İkincisine, iyiden eylem çıkarma problemi. Good action problem adlarını veriyorum. Literatürde birçok kişi olandan olmalı çıkartma problemi, is out problem diye tek bir soruna odaklanmış, aslında bu sorunun içinde ahlakla ilgili iki ayrı sorunun olduğu yeterince fark edilememiştir. Ahlaki sistemin rasyonel bir temeli olması için cevaplanması gerekli iki dev soru şunlardır. Birinci problem. İyi olan nedir? Bu problem değerlerle ilgilidir. İkinci problem, iyi olana yani değerlere, ahlaki yasalara göre eylemde bulunmak neden gereklidir? Bu soru eylem yani mecburiyetle ilgilidir. Mecburiyetle ilgilidir. Birinci problem. Olandan iyi çıkarma problemi. G.E. Moore'un açık soru argümanı, yani open question argument'la dikkat çektiği gibi iyiliğin doğa bilimlerinin üzerinde çalıştığı olgulara indirgenemeyeceği ve bunlara dayanarak belirlenemeyeceği, yani doğa dışı, non-natural bir fenomen olduğu kanaatindeyim. Moore'un da dediği gibi doğadaki olgularla ilgili olana dair açıklamalardan iyinin ne olduğunu belirleyemeyeceğimiz, fakat bazı olanla ilgili saptamalara dayanarak iyinin ne olduğunu hem belirleyebileceğimiz hem de iyiye uygun eylemde bulunulması gerektiğine rasyonel temel bulabileceğimiz kanaatindeyim. Naturalist bir yaklaşma sahip Bloom, ne kadar akıllı olursak olalım, eğer ki doğuştan gerekli temel özelliklere sahip olmasaydık, ahlaki yapısı olmayan, immoral, acımasızca sadece şahsi çıkarını gerçekleştirmeye yönelmiş kişiler olurduk demektedir. Doğuştan kapasitemiz bize doğadaki olgulara indirgenemeyen, non-natural kavramları sağladığı içindir ki ahlaki kuralları benimseyen varlıklar olabilmekteyiz. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik, kötülük gibi kavramlar genetik biyolojik yapımıza dayanmakla beraber doğadaki olgulara indirgenemez olduklarından genetik, biyolojik yapımıza indirgenip açıklanamazlar. Fakat bu kavramların gerçekliğinden şüphe etmemiz için de bir neden yoktur. Nasıl zihnimizde oluşan renk algımızı, bu algının sayesinde oluştuğu bir yere çarpan ışığın dalga olarak gözümüze gelmesi ve sonra nöron ateşlemeleri gibi süreçlere indirgeyip anlayamıyorsak, ama içe bakışla biliyorsak, aynı şekilde içe bakışla kendimizdeki doğuştan iyilik kötülük gibi ahlaki kavramları da bilmekteyiz. Bu kavramların doğal dünyadan türetilemeyeceği, yani olana dayanarak, iyinin ne olduğunu belirleyemeyeceğimiz doğrudur. Diğer yandan bu şekilde konuya yaklaşırsak, sadece iyi-kötü kavramları veya renkler değil, sıcak-soğuk algısı, acı, mutluluk gibi birçok zihinsel fenomen de maddi dünyaya dayansalar da, sapur venint, ona indirgenemezler. Goffrey Sayr McCord'un dikkat çektiği gibi sadece olan olmalı uçurumu is out gap değil. Fakat olan düşünce uçurumu is thought gap vardır. Bizim düşüncelerimizdeki acı, mutluluk, lezzet, renk algısı, doğal süreçlere indirgenememesine rağmen, bunların gerçek olduğunu kabul ettiğimiz gibi içe bakışla tanıklık ettiğimiz ahlaki kavramların gerçekliğini de kabul etmemiz normaldir. Düşüncelerimizin maddi süreçlere indirgenemez olduğunu görüp, sağduyuya ve kişisel deneyimimize en yakın tavırlardan biri olan eleyici materyalizmi yani eliminative materialism benimseyenler olmuştur. Bu felsefi görüşe göre bizim zihinsel olarak deneyimlediğimizi sandığımız acı, mutluluk, renk algıları, tatlar, kokular gibi deneyimler mevcut değildir. Bu kitabı okurken renklerini gördüğünüzden, çevrenizde sesleri duyduğunuzdan eminseniz eleyici materyalizmin yanlış olduğundan da eminsiniz demektir. Bu kitabın veya duyduğunuz seslerin aslında birer halüsinasyon olduğunu söyleyenler olabilir. Fakat halüsinasyon gördüğümüzü düşündüğümüzde bile bir zihin deneyimi yaşıyoruz demektir ve bu durumda bile eleyici materyalizmin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yine elenemeyecek şekilde zihinsel yaşantılar mevcuttur. Kısacası düşünce deneyimlerimizi tamamıyla doğadaki olgulara indirgeyemediğimiz için zihinsel durumlarımızın varlığını reddetmeyenlerin, bu deneyimlerimiz gibi doğa süreçlere indirgenemeyen ahlakla ilgili iyi kötü gibi temel kavramların gerçekliğini reddetmemeleri de sağduyunun bir gereğidir. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik kötülükle ilgili sezgilerimiz üzerine düşündüğümüzde, iyilik kötülüğün şahsi çıkarlar ve tutkuların üstünde ontolojik bir statüye sahip olduğunu anlarız. Bu ahlakla ilgili en temel hususlardan biridir. Ateist paradigma içinde iyilik kötülükle ilgili sezgi, tesadüfi süreçlerle oluşmuş olan nükleotitler gibi biyokimyasal yapılara, bunlarsa evreni oluşturan temel kuvvetlere veya itme çekme ve dalga parçacık olmak gibi özelliklere dayanmaktadır. Bunlardaysa şahsi çıkarlar ve tutkular üzerinde bir değere sahip iyilik kötülük hakkındaki sezgimize rasyonel temel bulunamaz. Doğal olarak bunun sonucunda Rose ve Wilson gibi ateistler bu sezgilerimizi illüzyon olarak görmüşlerdir. Ateist ontolojide doğa süreçlerin ve tesadüfün birleşimiyle oluştuğu düşünülen insanın hayvanlardan farklı ahlaki bir varlık olmasını temellendirecek rasyonel bir temel gözükmemektedir. Bu yüzdendir ki Sartre, biraz önce aktarılan alıntısında, ''Çünkü onla beraber rasyonel bir zeminde değerler için zemin bulma olasılığı da yok olmaktadır.'' demiştir. Örneğin birinin yüklü miktarda parasını düşürdüğünü, bunu bizim bulduğumuzu paraya iade etmezsek hayatımızın geri kalanını çok rahat geçireceğimizi ve bu parayı aldığımızı hiçbir kimsenin kesinlikle bilemeyeceğini düşünelim. Toplumsal bir yaptırımın kesinlikle mümkün olmadığı bu durumda ahlakla ilgili ilk teorik açıklama neyin iyi kötü olduğu için gerekir. Gerek a priori akıl yürütmeye dayanan kantçı deontolojik bir ahlaka, Gerek tüme varımsal bir akıl yürütmeye dayanan milci, yararcı bir ahlaka atıflar yaparak da parayı iade etmenin iyi etmemenin kötü olduğunu savunanlar olabilir. Fakat bahsedilen yaklaşımlar deontolojik kuralların veya yararcı yaklaşımın neden iyi olduğunu açıklayamamakta. Yani ahlaki sistemlerinin temellerini Allah'a atıf yapmaksızın rasyonel şekilde inşa edememektedirler. İyi, insanların çıkar hesaplarının üzerinde olan bir standarttır. Ahlakı otonom gören kantçı sistemde, insanların tüm insanların akıllarını göz önünde bulundurarak ulaştıkları bir ahlaki standardı. Yani koşulsuz buyruğu. Kate Gorisal Imperative. Yine akıllarıyla yapacakları, çıkar hesaplarının ve arzularının üzerine çıkarmalarının rasyonel temeli gözükmemektedir. Neden herkesin kendi çıkarını gerçekleştirmesi veya tutkuların kölesi, yani slave of the passions olunması değil de, başka akılların da göz önünde bulundurulmasıyla çıkarsanan koşulsuz buyruğa uymak iyidir temel sorusunun cevabı Kant'ın sisteminde yoktur. Doğuştan ahlaki özelliklerimizi tesadüfen oluşmuş doğa süreçlerin sonucu görenlerin, bunları ilüzyon olarak gördükleri gibi rasyonelitemizi tesadüfi süreçlerin sonucu olarak görenlerin, İnsanların ortak rasyonalitesinden çıkartılacak değerlere uyulması ile ilgili gereklilik, bağlayıcılık hislerini de illüzyon olarak görmeleri gerekir. Neden kendi en çok mutluluğumuzu greatest happiness değil de en çok kişinin en çok mutluluğunu the greatest happiness of the greatest number düşünmeyi iyi olarak nitelemeyiz? Gibi yararcı ahlakın temelleri açısından çok temel bir soru da rasyonel bir cevaptan yoksundur naturalist ateist paradigma içinde kalınarak veya ahlakın otonom olduğu kabul edilerek, a priori akıl yürütmeyle de, tüme varımcı akıl yürütmeyle de çıkarsanan hiçbir sistem, iyi kötü sezgisinin gerektirdiği yüksek standartta, yani bireysel çıkarları veya toplumsal beklentileri aşan standartta rasyonel temel sunamaz. Teizmde ise bilinçli her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah'ın buyrukları ahlaka mükemmel bir standart sunar ve iyi kötüyle İlgili sezgilerimizin ihtiyaç duyduğu rasyonel temel için bundan iyisi düşünülemez. Eğer böyle bir temel olmazsa, iyiyi, çekici ve yüce olarak algılamamız sadece biyolojimizin bize oynadığı oyuna dönüşür. Yani iyi ile ilgili algımız rasyonel, temelsiz biyolojik olaya, adeta mide guruldaması statüsünde bir olguya dönüşür. Doğuştan sahip olduğumuz özellikler bizi ahlaki değerleri olan bir varlık olmaya yöneltir. Benimsediğimiz ahlaki değerlerin Allah'la ilişkisini kurmamızsa ancak bize Allah'ın buyrukları şeklinde bildirilmeleriyle mümkündür. Bu konudaki mottomu ontoloji ahlakı belirler şeklinde ifade edebilirim. Teist ontolojiye göre varlığın merkezinde her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah vardır ve insan da Allah sayesinde vardır. Bu ontoloji Allah'a atıfla ahlakın temel kavramları olan İyi kötüye çıkarlar ve tutkular üstü değerler konumunda olması için rasyonel temeli rahatça sunabilir. Diğer yandan ateist ontolojiye göre her şey bilinçsiz, ahlak konusunda umursamaz olan maddenin doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesindeki hareketlerinden oluşmuştur. Bu ontolojiye göre bir şeye iyi kötü gibi atıflarda bulunmak sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyundur. Bizim biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. Değerleri olan bir varlık olmaya yöneltir. Benimsediğimiz ahlaki değerlerin Allah'la ilişkisini kurmamızsa ancak bize Allah'ın buyrukları şeklinde bildirilmeleriyle mümkündür. Bu konudaki mottomu ontoloji ahlakı belirler şeklinde ifade edebilirim. Teist ontolojiye göre varlığın merkezinde her şeyi yaratan her şeyi bilen Allah vardır ve insan da Allah sayesinde vardır. Bu ontoloji Allah'a atıfla ahlakın temel kavramları olan iyi, kötüye çıkarlar ve tutkular üstü değerler konumunda olması için rasyonel temeli rahatça sunabilir. Diğer yandan ateist ontolojiye göre her şey bilinçsiz, ahlak konusunda umursamaz olan maddenin doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesindeki hareketlerinden oluşmuştur. Bu ontolojiye göre bir şeye İyi kötü gibi atıflarda bulunmak sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyundur. Bizim biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel, herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. Biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel, herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. eli yoktur. İkinci problem. İyi'den eylem çıkarma problemi. Ahlakla ilgili ikinci sorun. İyi eylem problemidir. Önceki bölümde iyi kötünün ihtiyaç duyduğu ontolojik statünün ateist paradigma içerisinde temellendirilemeyeceği gösterildi. Fakat bir an için deontolojik veya yararcı veya herhangi başka bir yaklaşımla iyiliğin kötülüğün temellendirilebildiğini bir an için kabul edelim. Bu durumda bile iyi kötü olanın neden eyleme sebep olması gerektiği gibi temel bir soru cevapsız kalmaktadır. Yere düşen parayı sahibine iade etmenin iyi olduğunu kabul eden biri, eylemi gerçekleştirmesi gerekirken, bu parayla hayatının sonuna kadar rahat yaşamayı seçmesinin daha rasyonel olduğunu düşünüp, iyiliğin yapılmasının belli bir sezgisel çekiciliği olsa bile, paraya sahip olmanın çekiciliği ağır basıp parayı kendisine alabilir. Bahsedilen doğuştan ahlaki özellikler veya çeşitli kültürlerin verdiği eğitimin şekillendirilmesi elbette parayı iade etmeyi sağlayabilir ama bu eylemin rasyonel temeli naturalist ateist ontoloji içerisinde gösterilemez. Örneğin Kantçı deontolojik ahlaki yasalarla eylemde bulunan bireyin çıkar hesaplarını bir kenara bırakmasını rasyonel kılacak bir temel ortaya konulamamıştır. Kişi pekala kendi zihninden çıkan bir yasanın bağlayıcılığını reddedebilir. Milli yararcı bir ahlakın koyduğu kritere göre, eylemde bulunan bireyin en çok kişinin en çok mutluluğu gibi bir kritere göre değil de kendi mutluluğuna göre hareket etmeyi daha rasyonel görebileceğini düşünürsek yararcılığın iyilik kriteri kabul edildiğinde de bu yaklaşımın neden eyleme sebep olması gerektiği hususunda rasyonel bir temel bulunamaz. Diğer yandan teist dinlere göre her şeyimizi borçlu olduğumuz, her şeyden haberdar, her şeyi bilen, her şeye kudreti yeten ve ahiret yaşamında insanların dünyevi eylemlerine karşılık veren bir Allah'ın ahlaki buyrukları olduğunu düşünelim. Naturalist ateist dünya görüşüne dayanarak olandan olmalıya geçmek mümkün değilken, bu ontolojiden olmalıya geçmek yani bu varlık anlayışına dayanarak ahlaka rasyonel temel bulmak mümkündür. Teist ontolojideki olanla ilgili tanımlar, bağlayıcı buyruklar verebilecek meşru bir otorite olan Allah'ı ve onun buyruklarını tarif ettiği için Buradaki tanımlayıcı olgular bu sefer bağlayıcı buyrukları yani olmalı alanını kapsayabilmektedir. Allah'a her şeyimizi borçlu olmamız, minnettarlık gibi hislerle motivasyon sağlayarak veya Allah'ın ahirette yaptıklarımızın karşılığını verecek olduğuna dair beklenti, mutluluk veya korkulardan kurtulma arzularımızla motivasyon sağlayarak eylem yani doğru olmalı için motivasyonel temel sağlar. İnsanlık durumumuza içe bakışla bir bakarsak minnettarlık, mutluluk ve korkulardan kurtulma duygularımızın, bizim eylemlerimizde nasıl belirleyici olabileceklerini rahatça görebiliriz. Allah'ın her şeyi bilen olması ve her şeyi nüfuz edebilmesi, Allah'a güvenmemize ve hiçbir insanın görmediği ve çıkarlarımızı en aykırı durumlarda bile ahlaki buyrukları yerine getirmemize rasyonel temel oluşturur. Kısacası teizm, meşru otorite sunarak ahlakın bağlayıcı özelliğine, hem rasyonel hem motivasyonel hem de ahlaki doğuştan özelliklerimizle uyumlu bir temel sunmaktadır. İlaveten otoriteye itaatle ilgili sezgilerimizin de doğuştan gelen özelliklerimizden biri olduğunu yakın dönemdeki bilimsel çalışmaların gösterdiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ontoloji ahlakı belirler şeklindeki motto, iyi eylem problemini çözmeyi de sağlar. Teist ontolojide Allah'ın buyruklarından kaynaklanan bağlayıcılık Bilinçsiz itme ve çekme gibi kuvvetlerin etkisi altında, mekanik olarak işleyen, gayesel bir özelliği olmayan, maddi doğayı yegane varlık olarak kabul eden naturalist ateist felsefenin ontolojisine göre farklı bir ahlak felsefesine sebep olur. Richard Taylor, Allah fikrini bir kenara bıraktığımızda ahlaki mecburiyet fikri anlamsız olur. Kelimeler aynen kalır ama manası kalmaz diyerek teizmin dışındaki sistemlerin ahlakın bağlayıcılık özelliğine rasyonel temel sunamayacağını dile getirmiştir. Naturalizm, ateizm, ahlaki yasaların gereği olan bağlayıcılığa rasyonel temel sunamayacağı için, naturalist, ateist ontoloji ahlaki izafiyetçiliğe yol açacak bir ahlak felsefesini belirler. Teist ontolojisi ise, Allah'ın buyrukları temelinde ahlakın rasyonel ve motivasyonel temel bulabileceği bir ahlak felsefesini belirler. Teist ontolojinin merkezindeki Allah geri kalan varlıklara mukayese edildiğinde, Geri kalan varlıkların ontolojik statüsünün Allah'a göre çok düşük olduğu gözükür. Bu yüzden bu ontoloji, Allah'ın buyrukları yanında tüm varlıklardan gelen taleplerin, çıkarların ve tutkuların önemsiz olduğu bir ahlak sistemi sunmaktadır. Başkalarının taleplerine, çıkarlarımıza ve tutkularımıza rağmen ahlaki gereği yerine getirmemiz gerektiğini söyleyen doğuştan ahlaki özelliklerimiz ancak teist ontoloji doğruysa illüzyon olmaktan kurtulur. Doğuştan ahlaki özelliklerimizin talebi ahlakın illüzyon olmamasıdır. Bu ise Allah'ın ahlaki buyruklarına karşı doğuştan muhtaç olduğumuz anlamını taşır. Ateistler ahlaklı davranlıklarında rasyonel temelden yoksun olmalarına rağmen doğuştan ahlaki özelliklerle uyumludurlar. Fakat zihnimiz doğuştan ahlaki sezgilerimizle beraber rasyoneliteyi de kapsar. Bunlar arasındaki birlik ve uyumsa Allah'ın ahlaki buyruklarının varlığını gerektirir. Bu gereklilik aynı zihinde olan doğuştan ahlaki sezgiler ve rasyonelite gibi farklı temel özelliklerin arasındaki uyumun bilinçli şekilde ayarlandığını savunan teist açıklamayı alternatifi ateist açıklamaya üstün kılmaktadır. İyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi doğuştan sahip olduğumuz ahlakın temel kavramları Allah'ın buyruklarıyla karşılaşınca bu buyrukları kavrayabilmemizi, uygulayabilmemizi sağlar. Ayrıca bu buyrukların gereği olan ahlaki bir sisteme sahip olmaya eğilim göstermemizi destekler. Allah'ın varlığı ise kendi varlığına işaret eden ahlaki doğuştan özelliklerimizi illüzyon olmaktan kurtarır. Teizm, modern psikoloji ve bilişsel bilimlerin varlığını gösterdiği doğuştan ahlaki özelliklerimizin gereğince anlaşılması için tutarlı bir sistem sunar. Doğuştan ahlaki özelliklerimiz adeta üstünde kilit olan bir kapıya benzer ve bu kapıyı açacak anahtar Allah'ın varlığıdır. Bu anahtarın bu kilidi gerektirmesi, bu anahtarın varlığının bir delilidir. Sonuçta ahlaki farkındalık ve doğuştan ahlaki özelliklerin rasyonel temeli üzerine incelememizden, bu özelliklerin Allah tarafından insanlara yerleştirildiği görüşünün alternatif açıklama olan ateizmin yaklaşımından daha iyi bir açıklama sunduğu anlaşılmaktadır. Bu buyrukları kavrayabilmemizi, uygulayabilmemizi sağlar. Ayrıca bu buyrukların gereği olan ahlaki bir sisteme sahip olmaya eğilim göstermemizi destekler. Allah'ın varlığı ise kendi varlığına işaret eden ahlaki doğuştan özelliklerimizi illüzyon olmaktan kurtarır. Teizm, modern psikoloji ve bilişsel bilimlerin varlığını gösterdiği doğuştan ahlaki özelliklerimizin gereğince anlaşılması için tutarlı bir sistem sunar. Doğuştan ahlaki özelliklerimiz adeta üstünde kilit olan bir kapıya benzer ve bu kapıyı açacak anahtar Allah'ın varlığıdır. Bu anahtarın bu kilidi gerektirmesi, bu anahtarın varlığının bir delilidir. Sonuçta ahlaki farkındalık ve doğuştan ahlaki özelliklerin rasyonel temeli üzerine incelememizden, bu özelliklerin Allah tarafından insanlara yerleştirildiği görüşünün alternatif açıklama olan ateizmin yaklaşımından daha iyi bir açıklama sunduğu anlaşılmaktadır. Alternatif açıklama olan ateizmin yaklaşımından daha iyi bir açıklama sunduğu anlaşılmaktadır. Otipro ikilemi ve Allah'ın iyiliği Burada 2500 yıl kadar önce felsefenin gündemine gelmiş ve birçok felsefeci tarafından tartışılmış olan bir husus hakkındaki görüşümü açıklamayı gerekli buluyorum. Platon'un Otipro diyaloğundan sonra bir şeyin ahlaken iyi olduğu için mi Allah tarafından emredildiği, yoksa Allah'ın buyruklarından dolayı mı ahlaken iyi olduğu sorusunu gündeme getiren ikilem felsefenin ilgi alanına girmiştir. Bu ikilemin birinci kısmına göre ahlaki iyi Allah'ın buyruklarından bağımsızdır. İkilemin bu bölümünde Allah'ın egemenliğinin ve iradesinin ahlaki iyi ile sınırlı olup olmadığı sorunu ortaya çıkar. Cambridge Platonistleri gibi ikilemin bu kısmını benimseyip bunda sorun görmeyen düşünürler olmuştur. İkilemin ikinci kısmına göre, bir şey sadece Allah'ın buyruklarından dolayı iyidir. İkilemin bu kısmında Allah'ın buyruklarının keyfi olması sorunu ortaya çıkar. İslam düşüncesinde etkili olmuş düşünce okullarından eşariler ve Hristiyan düşüncesinde etkili olmuş bir düşünür olan William of Ockham, Allah'ın egemenliğini ve iradesini hiçbir şeyin, dolayısıyla bir ahlaki standartın da sınırlayamayacağı düşüncesiyle ikilemin bu kısmını benimsemişlerdir. Teist birçok felsefeci ve teolog gibi ben de bunun sahte bir ikilem. Yani pseudo dilemma olduğunu, üçüncü şıkkın mevcut olduğunu düşünüyorum. Buna göre Allah iyidir ve Allah iyi olan kendi zatının bu özelliğine uygun şekilde buyruklarda bulunduğu için ne Allah'ın egemenliğinin ve iradesinin sınırladığı ne de Allah'ın buyruklarının keyfi olduğu söylenebilir. Bu görüşe göre Allah'ın mükemmelliği, Allah'ın varlığına içkin bazı sıfatlarının olmasını gerektirir ve bu sıfatlardan biri olan iyilik Allah'ın buyruklarının ne olacağında etkili olur. Buyrukların belirlenmesinde etkili olan bu sıfat Allah'ın dışındaki bir özellik olmadığı, fakat Allah'ın sıfatı olduğu için ne Allah'ın sınırlaması söz konusudur ne de Allah'ın mükemmelliğine aykırı bir durum olduğu söylenebilir. Tersine Allah'ın mükemmelliğinin gereği böylesi sıfatlara sahip olmasıdır. Agustinus, Anselm ve Aquinas gibi felsefecilerin görüşleri de bu doğrultudadır. Bu düşünürlere göre Allah, ahlaki sisteme ne uygun hareket eder ne de ahlaki sistem icat eder. Fakat Allah'ın sıfatları ahlaki değerlerin ne olacağını belirler. Allah'ın sıfatlarının Allah'ın iradesinin ne yönde olacağında etkili olması, Allah'ın dışındaki bir standardın Allah'ı sınırladığı görüşünden temelden farklı olduğu için buradaki farka dikkat edilmelidir. Nasıl Allah'ın sıfatlarının bir gereği olan bilgisi Allah'ın neyi irade ettiğinde etkili olduğunda bu Allah'ın egemenliği ve iradesi için bir sınırlama olarak görülmüyorsa Allah'ın sıfatlarının bir gereği olan iyilik özelliği neyi irade ettiğinde etkili olduğunda bu da Allah için bir sınırlanma olarak kabul edilemez. Allah'tan bağımsız iyiliğin bir varlığı olduğu kabul edilince Platon'un idealları gibi bir varlık alanı kabul etmeden bu iddiaya ontolojik bir temel bulunamaz. Üstelik böylesi ideaların varlığını kabul eden Platon bile iyi ideasıyla Allah'ı eşitlemiştir. Böylesi bir yaklaşımın yol açacağı teolojik sorunların ötesinde mantıksal tutarsızlığından dolayı da kabul edilemez olduğu kanaatindeyim. Öncelikle ontolojik olarak iyilik diye bağımsız soyut bir varlığın olması mantıklı gözükmemektedir. Ayrıca iyi olmanın şartlarından biri olan cömert olmayla soyut bir kavram olan iyi kavramının ilişkisini örnek olarak ele alalım. Soyut bir obje yapısı gereği nedensel bir ilişkiye giremeyeceği için iyiliğin şartı olan bir eylemi de gerçekleştiremez. Örneğin cömert veya adil olamaz. Sonuçta iyi olmak bilinçle ve iradeyle gerçekleştirilen eylemleri gerektirir. İyi ile kötüyü ayırt etmeyi ve kötüyü iyiye tercih etmeyi zorunlu kılar. İyilik bilinçli, iradeli ve eylemde bulunan varlıkların özelliği olmasına karşın soyut objelerden anladıklarımızla ilgisizdir. Diğer yandan Allah'ın eylemlerinin Allah'ın zatının özelliklerinden yani sıfatlarından bağımsız olduğu, mükemmel olan Allah'ın zatınınsa içeriksiz olduğu düşünülemez. Çünkü bu mükemmelliğin içeriksiz olduğu anlamını taşır. Sonuçta Allah'ın buyruklarını Allah'ın zatı ile ilişkilendirmek rasyonel bir beklentidir ve Allah'ın zatını iyi görüp ahlaki buyruklarını bununla ilişkilendirenler otipro ikilemini sahte bir ikilem görmekte haklıdırlar. Burada Allah'ın zatını iyinin kaynağı olarak göstermenin ikilemi bir adım geri çekmekten ibaret olduğunu, ikilemin halledilmediğini söyleyenler olmuştur. Fakat sonsuz geriye gidiş hiçbir konuda olmadığı gibi burada da mümkün değildir ve Allah'ı bu kavramın nihai kaynağı yapmak en rasyonel yaklaşımdır. Kısacası ikilemin halledilmediği izahının hiçbir geçerliliği yoktur. Bilinçli, kudretli, iradeli, eylemde bulunan ve zatı mükemmel olan Allah'tan ahlak için daha uygun bir alternatif kaynak göstermek mümkün değildir. Allah'ın zatının özellikleriyle iyiyi açıklamak, iyiliğe olabilecek en yüksek ontolojik standardı vermek demektir ve doğuştan gelen ahlaki sezgilerimizin talebine bundan uygunu bulunamaz. Doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın varlığının habercisi olduğuna dair buradaki argümanın iddiası düşünüldüğünde, doğuştan ahlaki özelliklerimizin bir şeye daha uygun olması demek. Bu özelliklerimizin bu şekilde insana yerleştirilmiş olması demektir. Bunun mantıki sonucu olaraksa Allah'ın yerleştirdiği bu özelliklerin sırf Allah'ın varlığı için değil, aynı zamanda iyi bir Allah'ın varlığı için haberci oldukları ortaya çıkmaktadır. Otipro ikileminin birinci kısmında olduğu gibi iyi Allah'ın buyruklarından bağımsız olsaydı bile ahlaki iyiliğe uymayı rasyonel kılacak tek unsur yine ahlaki konularda Allah'ın buyrukları olması olurdu. Çünkü ahlakın insanları bağlayıcı özelliği vardır. Soyut kavramlar, varlıklar nedensel ilişkiye giremez ve dolayısıyla bağlayıcı da olamaz ve ancak Allah'ın buyruklarının olmasıyla iyi eylem problemi aşılabilir. Kısacası Allah'ın varlığından bağımsız iyi rasyonel temel bulamaz ama bulabilseydi bile iyinin neden eyleme yol açması gerektiği sorusu bu sefer Allah'ın buyruklarına atıf yapılmadan rasyonel temel bulamazdı. Diğer yandan ikilemin ikinci kısmında iddia edildiği gibi Allah'ın buyrukları keyfi olsaydı bile Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeye nüfuz etmesi ve çok yüksek kudreti yanında kendi bilgi seviyemiz ve acizliğimiz üzerinde düşünürsek Allah'ın buyruklarından kaynaklanan eylemleri gerçekleştirmeye neden mecbur olduğumuzun rasyonel ve motivasyonel temelini anlayabilirdik. Asıl doğru alternatif olduğunu düşündüğüm, Allah'ın kendi sıfatlarından kaynaklanan, iyiliğine uygun şekilde ahlaki buyruklar empoze ettiği alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır. Kısacası Allah'ın varlığından bağımsız iyi rasyonel temel bulamaz ama bulabilseydi bile iyinin neden eyleme yol açması gerektiği sorusu bu sefer Allah'ın buyruklarına atıf yapılmadan rasyonel temel bulamazdı. Diğer yandan ikilemin ikinci kısmında iddia edildiği gibi Allah'ın buyrukları keyfi olsaydı bile Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeye nüfuz etmesi ve çok yüksek kudreti yanında kendi bilgi seviyemiz ve acizliğimiz üzerinde düşünürsek Allah'ın buyruklarından kaynaklanan eylemleri gerçekleştirmeye neden mecbur olduğumuzun rasyonel ve motivasyonel temelini anlayabilirdik. Asın doğru alternatif olduğunu düşündüğüm Allah'ın kendi sıfatlarından kaynaklanan İyiliğine uygun şekilde ahlaki buyruklar empoze ettiği alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır. Alternatifinde iyilik en üst seviyede ontolojik değere kavuşmaktadır. Doğuştan ahlaki özellikler ve din. Allah'ın varlığına inanmasına karşın Allah'ın yolladığı bir din veya dinler olmasını gereksiz bulan birçok kişi vardır. Bu kişilere burada anlatılanlardan Allah'ın dinler göndermesini beklemenin rasyonel olduğuna dair bir argüman şöyle sunulabilir. 1. Evreni ve insanları yaratan bir Allah vardır. 2. İnsanlar doğuştan ahlaki özelliklere sahiptirler. 3. Bu doğuştan ahlaki özellikler ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulabilir. 4. Doğuştan ahlaki özelliklerin ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulacak olması, Allah'ın insanları kendi buyruklarına uyacak bir yaratılışta yarattığı anlamını taşımaktadır. 5. Allah'ın buyruklarının insanlara ulaştırılmasında en uygun alternatif olarak dinler gözükmektedir. 6. Allah insanları ahlaki buyrukları olan dinlere uyacakları şekilde yaratmıştır. 7. Allah'ın dinler gönderdiği düşüncesi göndermediği düşüncesinden daha rasyoneldir. Bu argümanın ilk önermesi, bu argümanın sunulduğu kimsenin fideist bir şekilde şahsi bir deneyimle veya herhangi bir argümanla edindiği ön kabulüdür. Bu argüman, Allah'a inandığını beyan edenlere sunulan bir argümandır. İkinci ve üçüncü önermelerin doğruluğu önceki sayfalarda ortaya kondu. Allah'ın en önemli sıfatlarından biri yaratıcılık özelliğidir. Bu sıfatının gereği insanların doğuştan ahlaki özelliklerinin de Allah tarafından yaratılmış olmasıdır. Bununla beraber üçüncü önermede belirtildiği gibi, doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın buyruklarının varlığını gerektirdiği tespit edilince, dördüncü önermedeki sonuç otomatikman çıkmaktadır. Doğuştan özelliklerin Allah'ın buyruklarına yöneltmesi, Allah'ın kendi buyruklarına uyacak şekilde insanları yarattığı anlamını taşımaktadır. Beşinci önermede belirtilen husussa, dünyadaki durumla ilgili gözlemlerimizden çıkmaktadır. Allah'ın buyruklarının insanlara ulaşması için en uygun yol olarak, hatta tek alternatif olarak dinler gözükmektedir. Nitekim Allah'ın buyrukları olduğuna inanarak belli eylemleri gerçekleştirenlerin hemen hepsi, belli dinlerin bağlılarıdır. Dördüncü ve beşinci önermeleri bir arada düşündüğümüzde, 6. önermenin doğruluğu apaçık bir şekilde kendini göstermektedir. İnsanın ahlaki buyruklara göre yaratılması ve ahlaki buyrukları ulaştırmada dinlerin en uygun alternatif olması, insanın ahlaki buyrukları olan dinlere uyacak şekilde yaratıcısı tarafından yaratıldığı anlamına gelmektedir. 7. önermedeki sonuç felsefi açıdan daha temkinli bir pozisyon benimsemek için en iyi açıklama formunda yani olasılıksal bir argüman formatında ifade edilmiştir. Allah'ın insanları yerleştirdiği özelliklerin dini gerektirmesi, Allah'ın gözlemlerimizi dinlere çevirdiği anlamını taşır ve Allah'ın yolladığı dinler olması gerektiği görüşünü aksi görüşlerden daha rasyonel kılar. Sahip olduğumuz doğuştan ahlaki özellikler sadece Allah'a yönlendirmekle kalmaz. Ahlaki buyruklarını insanlara bildirecek bir Allah'a yönlendirme yaparlar bu doğuştan özellikler, kendi kapılarını açacak anahtar olan bu buyruklara ihtiyaç duyarlar. Ancak böylelikle ahlaki sezgilerimizle rasyonelitemiz çatışmaz. Doğuştan ahlaki sezgilerimiz illüzyon olmaz. Birbirlerinden farklı din ve mezhepler, büyük kitleleri yönlendiren bütün dinlerin ve mezheplerin ahlaki sistemleri vardır. Arasında nasıl tercihte bulunacağımızda bu argüman yardımcı olamaz. Fakat bu kitap boyunca sunulan argümandan hareketle bu dinlerin sahip olması gereken bazı özellikleri belirleyebiliriz. 1. Bir dinin ontolojisi yaratıcı merkezli olmalıdır. 2. Bu dinin anlatımlarına göre yaratıcı insanların doğuştan özelliklerinin belirleyicisi olmalıdır. Bu özellikler insanın biyolojik yapısından zihnine tüm varlığıyla ilişkili olduğu için bu dinin sunduğu yaratıcı inancı Yaratıcının insanları tüm detaylarıyla yarattığı görüşünü içermelidir. 3. Bu din ahlaki buyrukların yaratıcıdan olduklarını belirterek ihtiva etmelidir. 4. Bu dinin varlığını duyurduğu yaratıcı, insanların eylemlerinden haberdar olmalı, kısacası buyruklarının uygulanıp uygulanmadığını bilecek şekilde bir bilgiye, hakimiyete ve kudrete sahip olmalıdır. 5 bu dinin varlığını tanıttığı yaratıcı iyi olmalıdır. 4. Bu dinin varlığını duyurduğu yaratıcı, insanların eylemlerinden haberdar olmalı, kısacası buyruklarının uygulanıp uygulanmadığını bilecek şekilde bir bilgiye, hakimiyete ve kudrete sahip olmalıdır. 5. Bu dinin varlığını tanıttığı yaratıcı iyi olmalıdır. Sonuç Son 20-30 yılda modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen verilerden ayrıca tüm insanların iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi kompleks kavramları rahatça kullanması gibi veriler temelinde insanların doğuştan ahlaki özellikleri olduğu bu makalede ortaya kondu ve bir ahlak argümanı buradan hareketle savunuldu. Bu veriler boş levha zihin görüşünü temele alan tüm felsefelerin diğer hususlarda olduğu gibi ahlak konusunda da hatalı olduğunu göstermektedir. Bunun önemli bir sonucu, ahlakı sadece kültürel belirlenimin bir sonucu olarak değerlendiren yaklaşımların yanlışlığının anlaşılmış olmasıdır. Boş levhacı görüşleri elediğimizde, doğuştan ahlaki özelliklerimizi açıklayacak iki ciddi alternatifin olduğu gözükmektedir. Bunların birincisi, naturalizm, ateizm, ikincisi ise teizmdir. Bunlardan teizmin daha iyi bir açıklama getirdiğini, ve entelektüel açıdan daha tatmin edici bir anlayış çerçevesi sunduğunu iki temel delil ileri sürerek savundum. Birincisi, doğuştan ahlaki özelliklerimiz sayesinde gerçekleşen, ahlaki farkındalık özelliğimiz geri kalan tüm canlılardan insanı ayırt etmektedir. Tesadüfen arkasında bilincin olmadığı doğa süreçlerle hiçbir canlıda gözükmeyen, böylesi kompleks ve türe has bir özelliğin insanlarda oluşması, insanı ontolojik açıdan diğer canlılardan ayırmayan, ateistler açısından beklenilmemesi gereken bir durumken, insanların özel ahlaki sorumlulukları olduğunu iddia eden teistler açısındansa beklenecek bir durumdur. İkincisi, insanların doğuştan ahlaki özellikleri ancak Allah'ın buyrukları varsa rasyonel temel bulur. Ancak Allah'ın varlığı, ahlakın iyilik-kötülük gibi temel kavramlarına, ayrıca ahlakın mecbur tutucu, Bağlayıcı yasalarını çıkarlara ve tutkulara tercih edip ahlaki eylemde bulunmaya rasyonel temel sunar. Tesadüfi doğa süreçlerin ancak Allah varsa rasyonel olacak özellikleri insanlarda oluşturduğu görüşünden, bunların Allah tarafından insanlara konulduğu için ancak Allah varsa bu özelliklerin rasyonel temel bulabildiği görüşü çok daha iyi bir açıklamadır. Doğal süreçlerle bahsedilen doğuştan kapasitemizin oluştuğunu söyleyenler, doğa süreçlerin gözlerimizi Allah'a çevirdiğini söylemiş olmaktadırlar. Bu ise, naturalist-ateist görüşten ziyade, Allah'ın doğal süreçleri araçsal sebepler olarak kullandığını söyleyen teistlerin beklentileriyle uyumludur. Burada savunduğum görüşe göre doğuştan ahlaki özelliklerimizi yaratan, onlara bahsedilen özellikleri vermek suretiyle adeta kendi markasını üstlerine vurmuştur. Sırf yaşamayı ve üremede avantaj sağlamayı destekleyen bir doğal seleksiyonun, ancak bir Allah varsa rasyonel temeli olacak özellikleri insanda oluşturduğu görüşü hiç de mantıklı gözükmemekte ve tatmin edici olamamaktadır. Bu kitapta doğuştan ahlaki özelliklerimizin Allah'ın buyruklarının varlığı için haberci olmalarından hareketle, doğuştan ahlaki özelliklerimiz ilahi buyruk teorisiyle birleştirildi. Burada ele alınan doğuştan ahlaki özelliklerimiz teist beklentilerle teizmin felsefi açıdan ciddi tek rakibi olduğu söylenebilecek olan naturalizm ateizmden daha uyumlu olduğu için Allah'ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir. Burada ulaşılan sonuçlar kozmolojik delil, tasarım delilinin birçok türü, bilinç delili, arzu delili gibi Allah'ın varlığı hakkındaki diğer delillerle birleştirilirse Ortaya çıkan toplam durumun ikna gücü çok daha yüksek olacaktır. Ateizmden daha uyumlu olduğu için Allah'ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir. Burada ulaşılan sonuçlar kozmolojik delil, tasarım delilinin birçok türü, bilinç delili, arzu delili gibi Allah'ın varlığı hakkındaki diğer delillerle birleştirilirse ortaya çıkan toplam durumun ikna gücü çok daha yüksek olacaktır gücü çok daha yüksek olacaktır.